İyi akşamlar değerli izleyiciler. Hoş geldiniz. Bu akşam Tek Tek'te siyaset konuşacak ama mecburen siyasette konuşacağız. Çünkü gündem bizi oraya doğru itti. Ne yazık ki bu akşam çok sevdiğim iki dostum konuğum. Murat Bardakçı ve İlber Ortaylı. İki Allami Cihan. Hoş geldiniz. İlber Bey hoş geldiniz. Geç kalacaksınız diye korktuk. Sosyetik restoranlarda yemeklerde sürtüyormuşsunuz diye duyuldu. Vallahi sosyetik restoranlarda bile fazla renk yok. Lahmacunu 50 bin lira olan restoranlarda. Neden? Yok bir şey. Biz Fatih Bey'den. Parayı ben vermedikten sonra ister 100 versinler. İşte rengi yok maşallah. Maksim'i tercih ederim. İyi miydi? Beğendiniz mi? Kalabalık mıydı yemeğiniz? Ben hiçbir yemeği beğenmiyorum. İstanbul'da zorla değil ya. Son derece haklısın. Hadi niye İstanbul'da yaşıyorsun ki sen? Yaşa nereye gideyim? Viyana'ya. O da evet, Roma'ya gideceğim. Hastalık var. Viyana'ya git. Yok oraya çekilmez. Çekilmez. Vatandaşın doğum yeri. Sıkılırsın tabii. Olabilir. Benim doğum yerim bir kere Bregenz. Ayakkabının ucu. Onlar Alemandır. Avusturyalıları sevmezler. Tıpkı Strasbourg'un Fransızları gibi. Sevmesi gibi. Alemanlar gibi falan sevmezler. Ama şeydir yani bağımsızlık falan istemez. Peki Alsas Fransız mıdır, Alman mıdır? Alsas ne Fransızdır ne Almandır, Alemandır. Yani yanlış olarak ya, onların ismini evet. Bütün herkese yayarlar. Alemandır. Bir Alemanlar daha Freiburg'da vardır Almanya'da, güneyde. Bir de Avusturya'nın ucunda ayakkabıda Vorarlberg. Bunlar çok zengin, çalışkan. Dillerine, adetlerine düşkün, korumuş. Bulundukları memleketin insanlarını küçük görürler. Pek sevmezler ama hiçbir kavgaya mavgaya da girmezler, işlerine bakarlar. İdeal düzendir. Sayın Ortaylı, yayın evimiz bize kitap yollamış. Çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Zaten çıkmış idi, düzelt. Ne zaman çıktı? Bir ara çıkmıştı, unuttum tabii. Bir ara çıkmıştı, güzel bir laf oldu. Bu bir şeyden çıktı, bu Timaş'tan. Yok hayır, Kronik. Timaş mı? Şimdi Kronik'e geçti. Evet. Ha bu eski kitap. Evet, değiştirdim, hayli değiştirdim. Gençler okuyorlar, memnun oluyorum, çok seviyorum. Ya olma, başka türlü kitaplar da okuyorlar, hiç beklemediğiniz konular. Okuyor mu gençler gidelim? Valla bilmiyorum, bir kısmı çok okuyor. Bir kısmı çok okuyor. Evet. Bir kısmı çok okuyor, doğru söylüyorsun. Evet. Bir kısmı da okumuyor. Herkes milleti de okumaz, bazısı da okumaz. Okumayanlar da çok olsun ki idare edilsinler. Bizde problem olan okuyanlar idare edemiyor, kaçıyorlar dışarı. Evet. Murat Beyciğim, bugünlerde çok gündemdesiniz. Aslında konumuz o değildi ama oradan başlamak istiyorum. Evet. Bir izin verirsen şu Murat'a şunu bir soralım da. Çünkü 3 gündür trending topic denen nesneden oldu. Herkes Murat'ın lafının yarısını alan öyle diyor, yarısını alan böyle diyor. Herkes bir Murat Bardakçı şehadeti altında bir zırvalık içerisinde. Oysa demeyeyim sana sorayım. Murat'cığım şimdi diyorlar ki. Tunç Soyer'i dinledin. Tunç Soyer'in konuşmasında bana sorarsan hata var mı? Var. Yani işte hiç Yunan'dan bahsetmeden, işgalciden bahsetmeden... İşgalciden bahsetti. İşgal güçleri. İşgal güçleri. Ben onu tutuyorum. Tutmadığıma o dokunur şimdi. Ben onu tutuyorum. Çünkü Yunanistan zavallı bir ülkedir. Evet. İngilizler tarafından kullanılmış bir ülkedir. Birinci harpte tek şansları geç girdikleri için, o vakte kadar akıllı davrandılar. Çok geç girdikleri için Balkanlarda savaş artık tamamen Fransızların, Marshal Depre'nin lehine dönmüştü. Bulgaristan çekilecek. Bunlar fazla yıpranmadan geldiler. Ondan sonrası İngiltere. İngiltere çökmüş. Zavallı. Savaştan bıkmış tabii. Çökmüş, para birimi değişmiş. Sınıfsal sisteminde kıpırdanmalar var. Yani eski imparatorluk değil. Donanma gücünü zaten Amerikan lehine kaybetmiş. Yani birinci değil artık dünyada. Böyle bir memleket. Bunların burada böyle 4 yıldan sonra asker tutacak halleri yok. Çok açık bir şey bu. Yani 1915'te niye hani çarpıştınız falan diyorlar ya. 1915'te... Yani bir dakika, şimdi Yunanistan o harflerde çok çekti diye
İzmir'in Kurtuluş Günü'nde Yunan kelimesi geçmeyecek mi? Geçmemesinde şunu söylüyorum. Çok güzel bir laf söylüyorsun. Onun üzerine ben de bir soru soracağım. İkide bir Yunan, Türk tarihinin esası Yunanistan değildir. İyi komutanları vardır. Halkı da bütün Balkanlılar gibi savaşçıdır. O da doğrudur. Fakat bu Yunanistan için değil. Yani hani ölüsü palamut derler ya, mütarekedeki Türk ordusunun bile ne kadar ne olduğunu Marshal Metaxas, General Metaxas söylüyor. Yani bunlar böyle diyor, siz öldüğünü falan zannetmeyin, bir sabah karşınıza çıkarlar diyor. Evet ama o lafı da ikincisine gelelim, kesmeyelim. Bu şeyin yazısını falan pek tutmuyorum. Kimin? Yunan lafını hiç etmediniz diyor Cevdet Bey mesela. Başka laflardan hiç söz etmiyor. Nasıl oluyor da bir partinin genel başkan yardımcısı, yani Mustafa Şen, topraklardan gidecekler varsa önce siz bir gidin de onlar da görsün diye laf atıyor öbürlerine. Bu tam bir küstahlık ve edepsizliktir. Bir siyasi anlamadım partinin ya yetkili otoritesi bunu söyleyemez. Üstü örtülüyor. Hiç lafı edilmiyor. Fatih, ben anlamadım. Mustafa Şen'in dediğini bilmiyor musun? Çıkartayım göstereyim. Ya efendim, konumuz o değil şu anda. Hayır değil ama Murat'ın, bunları yani, böyle... Murat'ın lafı üzerinden ortaya çıkan Vahdettin Taşması. Şimdi yani şunu söylüyorum. Vahdettin için söyleyeceğini dinlerim. Ben şunu söylüyorum. Yunanistan her türlü şivretliği yapıyor son haftalarda. Yapıyor. Bundan iki sene önce parasızlıktan uçaklarını kaldıramayan... Evet, Yunanistan yine kaldıramıyor. Kaldırıyor. Yok, şimdi şu anda Amerika'lara beraber uçuşuyor. Amerika kaldırıyor. Kendisine yapacak bir şey bu, yok. Bu devamlı bir taciz, sinir bozucu, müziç, izah etmek demiştim. Evet. Ve bütün böyle bir ortamda, yani devamlı Ege'de ateş açtılar yahu da ne olacak? Açıyor. Radar kilitlediler, yapamaz. Böyle bir ortamda. Daha önce uçak düşürdü canım. Evet, yani ya, bir belediye başkanı. Bunlara kim itiraz edecek? Ayıp olmasın, barış. Evet. İşte Ege'nin iki yanında barış diye bir şey söyleyemez. Barış için konuştunuz, yani barış nokta atılıyor. Yani, şimdi tabii Murat, şimdi orada da tartışılacak konu. Yani oraya gidersek onun içinden çıkamayız. Yalnız böyle gelip de çok kritik bir noktadan gelen bir adam da bir partinin bir yerinde oturup böyle derse, ben zaten dışarıdan önce içeride denene bakarım. Ben bilmiyorum o açıdan. Bazı, yok canım, bir tanesi de kalktı Türk ırkı nedir diye soru soruyor. Cahilin biri ona mı kaldı? Yani mesele bu değil. Mesele o değil. Mesele bize gelelim. Yani Murat'ın 3 gündür tartışılan ve Murat'ın cümlelerinden kesilerek alınıp herkesin işine geldiği gibi yorumlamaya bunlar çalıştığı ama bunu bir şey yapıyor var. Şimdi müsaade edersen bir anladım. Bunu AKP'liler herkes çok yapıyor. Git söyle. Hayır, beni herkes ilgilendirmiyor. Onlar çok yapıyor. Diğer kesim yapmıyor mu? Neler yazdılar hakkında? Ki bana ne ya, bir diğer kesimi yapıyor. Diyorsun, AKP'nin bütün kanatları yapıyor. Bunu ben böyle müzmin muhalif olarak söylemiyorum. Bu çok ayıp bir şey. Seni konuşturuyor. Yarısını kesip alıyor. Mesela mülteci meselesi üzerine. Ondan sonra o laf üzerine de senin dediğin kanaldan bir başka mendebur adam bana taş giydirmeye başlıyor. Onun da derdi başka şey çünkü. Memleketi herhalde Suriye yapacak. Dur abi, şu Vahdettin konusunda Murat'ın kendi laflarını bir anlatsın. Kesme, da şunu. Onu anlat, ben onu okudum, doğru dediği doğru. Onun lafları üzerinde koparılan yalan rüzgarını bir durduralım. Evet. Senin için söyle şu Murat. Diyorlar ki birileri, işte bazı gazetelerin Ankara temsilcisi falan, böyle bir çoluk çocuk. Evet. Diyorlar ki işte Murat Bardakçı'nın da dediği gibi Mustafa Kemal'i Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Anadolu'ya yollayan Vahdettin, Sultan Vahdettin'dir diyor. Oysa ben senin bütün kitaplarını, bütün yazılarını okumuş ve bütün programlarını hemen hemen eksiksiz dinlemiş bir olarak senin böyle bir cümlen olduğunu duymadım. Şimdi, Şah Baba senin o dönemde büyük bir cesaretle yazdığın bir kitaptır. Yani ya Şah Baba'yı 28 Şubat'ta çıkarttım ben. 28 Şubat'ta hem ertesine çıkarttın, evet. 28 Şubat günleriydi, hayır. 28 Şubat 96'ydı galiba. Senin kitabı reklamı koyamadık biz. Mesela Hürriyet'te dizi olacaktı. Müşfik Bey rahmetli öyle bir okumuş ki ses tonuyla gazete Ertuğrul yapamayız biz bunu dedi. Gazete açtılar dedi. Neyse şimdi sonuç olarak şu. Anlat bakalım, bir dinleyelim senden. Şimdi.
Tunç Soyer'in o malum konuşmasından sonra nutuktan alınmıştır. Evet, fakat tekrar söyleyeyim, yani Yunanistan'ın böyle şirretlik ettiği günlerde yıllarca Yunan işgali altında kalmış, hatta devlet kurulmuş, bir uydu devlet kurulmuş bir şehrin belediye reisinin Yunanistan'ın ismini geçirmesi lazımdı. Bence olmaz. Çünkü orada devlet kurdu Yunanlar. Sadece işgal değil de İzmir. Şimdi efendim, ben Tunç Soyer'in konuşmasından sonra ne bir satır yazı yazdım, ne bir yerde konuştum herhalde bir televizyonda. Fakat birdenbire bu sosyal medyada denilen çöplükte, artık çöplük demekten başka çarem yok. Maalesef. İsmim dolaşmaya başladı. Şunu dedi, bunu dedi. Sanki yeni söylemişim gibi. Efendim, Şah Baba'ya atıf yapılıyor. Ben Şah Baba'yı bundan 25 sene önce yayınladım. Çeyrek asır. Ve muhafazakarı, laiki, sağcısı, solcusu Şah Baba'dan misal gösterenler. Hatta bugün, neyse ona gelirim. Bugün ben de Şah Baba'dan anlatı yaptım. Hayır, başka bir şey var. Bugün Cumhuriyet'e bir yazı çıktı. Saray söyletiyormuş bana o sözleri. Ben Şah Baba'yı yazdığım vakit ne külliye vardı, ne saray vardı, ne AK Parti vardı. 25 seneden bahsediyorum. Cumhuriyet Gazetesi herhalde çeyrek asır geriden takip ediyor yazdıklarımı. Bravo yani. O yazıyı cesareti varsa bugün Cumhuriyet'te saray söyletiyor Murat Bağdakçı'yı bu yazıyı diyorlar. E sen onları falan bırak. Hayır, niye bırakayım Fatih? Benim üstüme cesareti varsa o yazıyı kimin yazdığını sen de tahmin edersin. Çıksın karşıma. Belgeleriyle, ama öyle kanaatleriyle, yorumlarıyla değil. Çıksın karşıma. Belgeleri de göstereyim. Okuyabiliyorsa eğer eski Türkçeyi konuşsun. Yoksa böyle sahte isimle veya isimsiz bugün yaptıkları gibi atmak kolaydır. Bir, internette günlerdir Mehmet Bağdas'ın bir program, Mehmet Bağdas'a yaptığımız bir programda konuk olarak katılmıştım. Oradaki konuşmam yayınlanıyor. O konuşma 5 sene öncedir. Bir, ikincisi konuşmanın yarısını kesmişler. Hani bir papa hikayesi vardı. Papa New York'a gitmiş. Gazeteciler karşılamışlar. Genel evi ziyaret edecek misiniz demiş herifim. Tabii sizin biri. Papa da şaşırmış. New York'ta genel evim var demiş. Ertesi gün Amerikan gazetelerinde Papa New York'a inemez kerhaneyi sordu diye yazmışlar. Onun gibi ya kardeşim devamı var. Diyorlar ki Mustafa Kemal'i Vahdettin gönderdi. Ya devamında şunu söylüyorum konuşmanın. Milli mücadeleyi başlatan değil, formalite icabı o şey imzalanmıştır. Yani gönderme kararının ismi vardır. Devlet operasyonudur diyorum. Kardeşim bu devlet operasyonu olması 19 Mayıs'ın devletin gücünü ve büyüklüğünü gösterir. Mağlup bir devlet. Her şey gitmiş hemen hemen elinden. Toplantılar yapılıyor ve müfettişler gönderiliyor. Murat Kazım, net sorayım o zaman. Dur şimdi net sorayım ben sana. Vahdettin göndermedi. Vahdettin Kurtuluş Savaşı'nı başlatsın diye mi gönderdi? Hayır efendim. Hayır Vahdettin efendim. Müfettiş olarak gönderdi. Müfettiş olarak gönderdi. Bütün o konuşmalarda bunu söylüyorum. Ve defalarca yazdım. Hatta 1-2 sene önce en son yazdım. Bu Vahdettin gönderdi aptallığını, saçmalığını bana mal etmeyin dedim. Ben böyle bir şey söylemedim. Bunu sağcısı da, solcusu da, muhafazakarı da, Atatürkçüsü de, demokratı da, bilmem nesi de hepsi bu şekilde anlıyor kardeşim. Ahlaksızlık etmeyin. Konuşmayı bir kere kesmeyin söylediğimi. Yarısı var, yarısı yok. Şaraba yaklaşma hikayesi gibi. Aynen. Şey, namaza yaklaşma. Arkada anlatıyor musunuz uzun? Vahdettin'le ilgisi yoktur diye. Var ne? Bekle efendim bir başka konuşma. Şaraba yaklaşma. Şaraba namaza yaklaşma. Sarhoşken lafını çıkartıyor, namaza yaklaşma. Hiç dağıtmayalım şimdi. Şey yapmışken, efendim bir başka konuşmamdan bahsediliyor. Benim adıma bir sözler. Vahdettin'in hatıraları bende. Fakat koruma kanunu yayınlayamıyorum. Yayınlarsam ortalık birbirine girer demişim. Ben böyle bir halt etmedim. O konuşma bizim tarihin arka odasında Erhan'la konuşuyorduk. Hatta hatıraları getirdim. Ne koruma kanunundan bahsettim. 5815 bir şeydir. Ne ortalık birbirine girer dedim. Dedim ki bunları yayınlamayı düşünmüyorum. Hukuki mesele var dedim. Aileyle ilgili mesele var. Aileyle ilgili yani aileyle hukuki mesele. Yani mutlaka koruma kanunu mudur? Atatürk'e saldırmak istiyorsanız, o edepsizliği yapacaksanız beni nihayet ediyorsunuz. Öyle bir şey demedim ki ben. Ama bu çöplük olduğu için dolaşıp duruyor. Efendim kısaca söyleyeyim. 19 Mayıs'ta bütün mesele nereden çıkar bu tartışmanın sebebi biliyor musunuz?
Falih Rıfkı'nın uydurduğu bir konudur maalesef. Çok büyük kalemdir. Fakat pusulasız vapur, dümeni bozuk. Efendim dalgalarda boğuşa boğuşa gidiyor. Bunu Falih Rıfkı uydurdu. Böyle bir mit ortaya atarsanız tepki böyle olur. Antitezi bunun. Ama Vahdettin göndermemiştir. Bu devlet operasyonudur. Cumhuriyet Gazetesi o çıkarttığım kitabı iyi okusun. Bana desteksiz çamur atmadan önce. Bütün senin dediğin şu, sen ben yani bütün kitaptan okuyan bir olarak ben şöyle anlıyorum. Vahdettin zaten özellikle Şahbaba'da senin de hep vurguladığın gibi, yazdığın gibi Vahdettin işgali İngilizlerle iyi geçinerek sona erdirebileceğini, İngilizlerle tabii, dostluk zaten, ederek bunu sona erdirebileceğini düşünüyor ve bunu açık açık söylüyor. Ve zaten Vahdettin de bir İngiliz hayranlığı, bir İngiliz dostluğu var. Senin kitabından tanımam Vahdettin. Hayranlık değil de korkuyor bir de. Ve belki de korkuyor. Efendim İstek Harbi'nde bütün korku... Atatürk ise, Mustafa Kemal ve devletin bir kanadı ise diyorlar ki kardeşim biz bir kurtuluş mücadelesi vermeliyiz. Ve devletin o kanadı işlerinden bu işi yapabilecek en kurtuluş iyi ismin... Kurtuluş mücadelesi tam diyemeyiz. Bir şey yapmalıyız. Bir şey yapmak diyor. Lazım. Arada fark var. Nüansı evet. Kaçırmayalım. Bir şey yapmamız lazım diyorlar. Ve Ali Fuat Paşa, Kazım Karabekir, Mustafa Kemal Paşa bunlar gönderilir. Elini kolunu sallayarak bir adam gidip de ben geldim hadi size organizasyon yapalım diyemez. Bir resmi tayin lazım. Sultan Vahdettin imzalamıştır. Ve ama Sultan Vahdettin'e de imza atıyorlar. Bu görevle yolluyoruz efendim, diye. Şeyin altında, tayin kararnamesinin altında damat Ferit Paşa, Şakir Paşa ve Sultan Vahdettin imzası var. Ama bu Vahdettin bu kararnameyi, iradeyi daha doğrusu, git memleketi kurtar diye yapmıyor. Bunu Mustafa Kemal de söylemiyor, kendisi de söylemiyor. Bir şey yapmaya çalışıyorlar. Vahdettin bir prosedürü yerine getirmiştir son imza sahibi olarak. Şimdi Vahdettin'in imzaladığı iradeyle gitmesi başka bir şeydir. Ama Vahdettin'in git paşa memleketi kurtar. Böyle bir efendim, istikala, bir mücadele başlat. Düşmanı kov demesi başka bir şeydir. Böyle bir şey yok. Ben bunu anlatamıyorum kimseye. Çünkü efendim niçin de anlaşılmıyor? Tarih maalesef Türkiye'de hesaplaşma vasıtası oldu. Tamamen böyle politize olduğumuz gibi birbirimizin artık gözünü oyduğumuz için tarihi de kullanıyoruz bu işte. Yani böyle bir şey yok ve benim adımı niye karıştırıyorsun kardeşim? Hiç öyle bir şey yazmadım. Söylediğim sözün yarısını alıyorsun, yarısını atıyorsun. Yazdığım yazıdan hiç bahsetmiyorsun. Bu saçmalıkları bana mal etmeyin diye yazmışım. Arkasından 5 sene önceki konuşmamı kesip biçip koyuyorsun. Efendim bir de benim adıma şeyler yapıyor. İşte Türkler bir soysuz millet güruhtu, sürüdü bilmem ne. Şahbaba da yazıyor diyorlar. Kaç kere yazdım. Böyle bir şey yok Şahbaba'da. Vahdettin'in böyle bir demeci de yok. Vahdettin nedir? Ben size çok kısa söyleyeyim. Maalesef çok yanlış zamanda tahta geçmiş ve aciz bir hükümdardır. Çok hataları vardır. Çok hataları vardır. Kalkıp bir idam fermanı çıkartması. Bunlar çok büyük hatalardır. Fakat İngiliz baskısıyla çıkartılmıştır. Şey de söylerdi onu Bennett'te. İngilizler aldı o fetvayı derlerdi. Bütün korkusu İstanbul'un elden gitmesi. Osmanlı'da bu korku vardır. Yunanistan'a İstanbul gitmez Yunanlı'yı getiririz diyor Efendim çok büyük hataları vardır. Yapmıştır evet. Ama bana göre hain midir? Değildir. Bakın Ali Kemal en ağır yazıları yazmıştır Mustafa Kemal Paşa hakkında. Şurada karşı sokakta o restoranların otellerin olduğu Boris sokakta. Boris Johnson'ın dedesi. Evet Boris Johnson'ın dedesi. Orada berberde tıraş olurken o gün son yazısı maksadımız birdir diyor. Yolumuz ayrıydı fakat maksadımız birdir diyor. Orada Ali Kemal seni diyorlar Anadolu'ya götüreceğiz diye hemen derdest ediyorlar. Kavga tulumba götürüyorlar İzmit'te linç edilmiştir. Aynı zihniyettir. Yani maksat bir. Fakat biri İngiliz'den medet umuyor. Biri daha erkekçe davranıyor. Mustafa Kemal. Savaşı kazı. Yani mesele budur ama kalkıp da ne Vahdettin göndermiştir. Ne Mustafa Kemal tek başına yapmıştır bu işi. Hala iddia edildiği gibi. Ya bütün belgeleri yayınladım ben. En son kitapta da. 19 Mayıs kitabında da. Devlet aklıdır bu. Devlet operasyonudur. Ve Türk devletine de yakışacak olan budur. O vaziyette böyle bir organizasyonu yapabilmiştir. Ama
Vahdettin nedir bu şeyde? Zincirin son halkası. Orada imzalamıştır resmi olarak bu. Ama hangi maksata gittiğini bilerek değil. Değil. Zaten o zaman o maksat... Efendim bir de operasyona hazırlayan herkes askerlerdir. Askerler. Askerlerdir. Devletin kurucusu da askerlerdir Türkiye'nin. Aynı ekip, kalanlar devlet cumhuriyeti kurmuşlardır. Bunu yani Vahdettin'le ne alakası var? Milli mücadeleyi başlattı. Yok öyle bir şey. Ama hain mi derseniz değildir. Çok büyük hataları olan, çok yanlış oynamış ve şu kadarını söyleyeceğim Fatih'ciğim lütfen şey yapma sen de onu, o konuyu şey yapmayalım. İngiliz gemisiyle gitmesi çok büyük hatadır. Fakat hayatını kurtarmak için gitmiştir. Bu kadarını söyleyeyim. İleride bazı şeyleri yayınlayacağım ama Vahdettin'in sırası gelmişken demin bahsettim. Hatıralarında Atatürk'le alakalı hiçbir şey yoktur. O yayınlamadığım hatıralarda. O Atatürk'ü koruma kanunuyla kanunu yüzünden yayınlayamıyorum diye bir şey yok. Öyle bir şey değil ki. Orada bazı ailevi meseleler var. Fatih gördü onları. Ve torunlar da benim dostum. Yapamazsınız. Birine bir şey, birinin büyük annesinin ötekinin. Yani mesele budur. Yani tutturdular Vahdettin'in hatıraları onunla ne arıyor? Ben ne olacak tabii çünkü ailesinden aldım. Kitabının hayatını sana ben verdim. Yazdım. Torunları sana verdim. Bana verdiler. Mesele budur. Yani çok şey yapıldı ama artık aptalca ve ahlaksızca gidiyor bazı şeyler. Yani benim adıma hakem kesmek ve terbiyesizce yorumlar yapmak ailemle ilgili. Efendim bu tarihçi midir? Ekonomi mezunudur. Kardeşim ben hiçbir zaman tarihçi olduğumu söylemedim ama hakikaten fazla tevazuya inanılıyor. Şu kadarını söyleyeceğim. Boyunuz kadar kitabım var benim ve yazdıklarım maalesef ya sizler için maalesef sizlerin açısından içeride de dışarıda da kaynaktır. Bazı bunu söylediğim için özür dilerim. Bazı çok önemli evrakı da ben yayınladım Türkiye'de. Misak-ı Milli'yi ilk ben yayınladım. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'de ben yayınladım. Cumhuriyet'in kuruluş belgesini yayınladım. Ben manav mıyım? Gazeteye yeni çıkışına yayınlamıştım. Kitabını da çıkarttım sonra evet. Yıkılış kuruluş diye. Yani tarihçi değildir, iktisattır. Hayır efendim yazdığım kitapların hepsi kaynaktır benim. Bundan da iftihar eder. Tarih okumam şart mı? Ben sosyal bilim okudum. Ekonomi okudum. Ve böyle bakmak yerine böyle bakmayı öğrendim. Çok da iyi yapmışım. Tarihe istesem gitmez miydim? Giderdim. Ama okulda öğreneceklerimi ben lise bitirdiğim vakit zaten biliyordum. Bir de bir hadiseyi söyleyeyim. Yani Vahdettinci, şucu bucu falan filan diye abuk subuk konuşan saçmalayanlar için. Benim büyük babam Atatürk'ü Ankara'da karşılayan kişidir. Tarih kitaplarında yazar bu. 1919 Aralık'ın Ankara'da Ali Cemal Bey karşıladı. Büyük babamdır benim. Ben o çevreyi bugün bana laf atanların efendim şöyle de böyle de işte Vahdettin'in şeyi saray ağzı bilmem ne diyen heriflerin tarih kitaplarından veya kitaplardan isimlerini öğrendikleri kişilerin çoğunu hayatta olanları ben çocukluğumda tanıdım. Birinci derece kaynaklardan öğrendim o şeyleri. Hadiseleri. Yani terbiyesizlik etmeyelim bir de benim adıma yani ne edepsizliktir konuşmanın çok, yarısını çok. Kesip yarısını koymamak. Murat Bardakçı da dediği gibi diyor. Senin lafın bir kısmı oluyor. Murat Bardakçı dediği gibi diyor. Yani yaparlar. Ne olacak? Yanlış da söylüyor olabilirim. Çok yaparlar. Ama belge yayınladım ya. Belgeler ortada. Bir devlet sistemi, devlet yazışması da bunların hepsi. Devlet göndermiştir. Yani Cumhuriyet Gazetesi de bunu düzgün okusa iyi olur. Zaten yani bu devletin içerisinde, doğrusu Türk ordusunun içerisinde, Osmanlı ordusunun içerisinde bir grubun planı olmasa herhalde gittiğinde orada yapacağı işler, tahsisatlar, bilmem neler, buradan Anadolu'ya yollanan silahlar, sonra o günün Harbiye Nazırı'nın gidip daha sonra Kurtuluş Savaşı'na iştirak etmesi falan bunlar herhalde şansı olan şeyler değil. Bak şimdi bir mesaj geldi. Sayın İsmail Kahraman Özel Kalem Müdürü göndermişler. Kahraman kim? İsmail Kahraman eski meclis başkanı. Evet. Diyorlar ki aynı şey onun başına bizim başımıza geldi diyor. Sayın Kurtuluş Savaşı için yani kurşun sıkmadık ifadesi maksatlı video haberleriyle başından ve sonundan kesilerek Kurtuluş Savaşı için söylendiği algısı yaratılmıştır. Sayın Kahraman bu ifadeyi Rusların Bolşevik ihtilalinden sonra Karadeniz'den çekilmeleri dolayısıyla söylemiştir. Bilmiyorum ama yani benim de konuşmamın devamı var. Vahdettin imzalamıştır diyorum oradan kesiliyor tamam Vahdettin'i gönderdi. Ulan bu görev için
memleketi kurtar diye gönderdi manasına gelmez. Yani, hiçbir alakası tam aksine, yok. Tam aksine isyanları tam bastırmak aksine. Ve silahları toplamak için gönderilmiş. Yani şey İngiltere işgali genişletmesin diye. Asayiş bozuldu. Çünkü İngiltere diyor ki eğer siz bu isyanları Anadolu insanları bastırmazsanız. Kaçıncı maddedir o? Mondros'un bir maddesi var. Karışıklık çıkan yeri işgal edecek. İşgal edecek sorun. İşgal edecek. Yani öyle bir şey. Peki İlber abi sana göre Vahdettin hain midir değil mi? Ya böyle bir soru tartışılmaz. Çünkü tahta geçtiği gün kendisi söylüyor bunu ama bugün diyor bomba atmazlar diyor. Çünkü yani İngilizler monarşiye ne de olsa saygılı. Komşunu şu gününde gürültülü yapmayalım gibi bir hava kavgalı da olsa. Vahdettin hain mi diyeyim onu sordu. İşte biraz açacağım cart diye cevap burada anket yapmıyoruz. Fazla gazeteci kendisi dibinden kestiler diye şikayet ediyor. Onu bu adamlar yapmıyor. Aynı şey değil ki bu. Adamlara ama cevap vermezsen buraya kadar gelir. Yani çünkü bu eski bir numara. Ya hainlik başka bir şey, İngiliz dostluğu başka bir hayır, şey. Hayır, hain main anlamaz. Yani Vahdettin yabancı dil bilmez. Hainlik için hiçbir şeysi yok. Türkiye'de iyi lisan bilenlerin arasında Halide Edip gibileri pek nadir çıkar. Her şeye rağmen kimliğini, maneviyatını tutan insanlar çok az çıkar. Yani İngiliz'i, Fransız'ı hayran bırakacak derecede o kültürün içinde bir kadın ama icabında pat diye çakıveriyor heriflere. Herkesin yağ çektiği yerde öyle insan az çıkar. Ama Sultan Vahdettin'in Batı dillerini bilmediği açık. Çok iyi İslam hukuku biliyor. Devlet tecrübesi hemen hemen hiç yok. Çünkü sıranın kaçıncısında bir ihtiyar veliaht. Ve hakim olduğu sahalar belli. İstanbul'un içindeki Türk karakolları galiba iki köprünün arası. Aksaray bebek arası. Aksaray bebek. O kadar bir yer. Aksaray yani bebek. Tramvay yani hattı. Yani hükümdarlığı bir tek orada geçiyor. Tramvay hattı kadar Aksaray bebek. Tramvay orada işlerdi. Onları biliyor. Zaten tahta çıktığı gün bomba atılır diye selamlık şeyinde şüphe var. Bugün atmazlar diyor. Ne de olsa biri tahta geçiyor. Orada atmıyorlar ama burada da şey depoları uçuruyorlar Haydarpaşa'da. Yenik bir Türkiye'nin artık şeysi. Bulgaristan o tarihler teslim olmuş artık galiba. Tahta çıkıyor. Bütün mesele tabii İttihatçıların suçlanması. Etrafındakiler bununla. Damat Ferit budala bir adamdır. Her şeyden evvel budaladır. Çok, hani çok, bir laf var çok. Ya bu ahmak, hainlikle ahmaklık budalalık arası şey gibidir, ustura gibidir diye böyle düşüverirsin bir tarafa. Bunu aşırı derecede götüren bir Türk. Yani söylediği şu. Ben İngilizler bizi sever. Sen kim ne sever? İngiliz'in neresinde hatıra defterine giriyorsun? Bunu düşünecek kadar saf bir herif. Hakaretin allasını şeyden yiyince sevir öncesi ihtiyar kaplan dedikleri Clemenceau'dan akılları başlarına geldi mi bilmiyorum. Bu laflar için damat Ferit'i kullanmak değmez. Değmez. Fakat asıl kötüsü tabii filozof Rıza Bey gibi, Zanur gibi akıllı hakikaten bir tarafıyla entelektüel ağırlığı olan adamların bu topa girmeleri çok kötü. Yani Türk münevverinin geleceği ümitsiz için bunlar, de kötü. Ümitsiz bunlar. Ümitsizlik demek aptallığı getirmez. Aptallık başka bir şey, ümitsizlik başka bir şey. Yani galiba zaten Mustafa Kemal'in en önemli farkı, Atatürk'ün en önemli farkı ümidini yitirmemesi. Ümidini yitirmemesi, aklını kullanıyor. Adam çünkü son akıllı. Derece akıllı, çoklu düşünmeyi çok biliyor. Yani bu kendine mesela göre Mustafa kabiliyetleri Sabri, olan bir... Mustafa Sabri şimdi yere göğe konamıyor. Kardeşim Şeyhülislam. Mustafa Sabri'nin, şimdi yayınlayacağım, çıkacak halife kitabında benim. Ya Papa'dan hilafet için yardım isteyen mektubu var. Evet, ne kadar enteresan. Papa'dan yani. Hilafet için yardım istiyor. Şeyhülislam, Osmanlı Şeyhülislamı. Papa'ya mektup yazmış. Bu pek akıl değil ama. Bu pek akıl değil yani. O onu çok parlak bir fikir gibi gördü. Hiç akıl değil. Değil ama bu işte telefonu, bu zavallılığı gösterir. Yani şunun akıl üzerinde mı? Şimdi birisi telefon ediyordur. Şunu da aç demek, söylemek demek içindir. Bu eminim.
Yani bu Allah akıl fikir versin Demir buna. Ne bileyim ben kim olduğunu. Bilmiyor musun? Şunu bastık ha. Yani böyleleri şimdi yani, bu akıl denen şey bambaşka bir şey. Bu büyük bir tecrübeyle edinilir. Yani ömründe Avrupa olarak işte Sofya'yı ve Çetine'yi görmüş bir adam ama oradaki muhitleri görmüş. Kim? Onların Atatürk, Mustafa Kemal Bey, onların içine girmiş. O dünyayı koklamış bir adam. Yani illa Paris, Londra gerekmiyor. İmparatorluğun kendisini tanıyor. Bunlar iyi kurmay. Yani altyapıları müsait. Öbür insanların değil. Maalesef Osmanlı sivil bürokrasisi askerler kadar iyi yetişmiyor son 75 yılda. Bu eğitimden belli. Yani bu kadar akıllı adamın askerlerin içinden çıkması bir tesadüf değil. Yani bunların hiç Avrupa'ya neredeyse çıkmayanı var bu kurmayların. En başında İsmet Paşa öyledir. Yani İsmet Bey'in Avrupa çıkışı bir gezidir sadece. Ama işte bilmem neyine kadar öğrenmeye çalışan, bilen, takip eden biri. Bunlar meslektaşlarından, Avrupalı meslektaşlarından daha tecrübeli. Fen savaş bilgileri alanında daha az değil, savaş alanında bulundukları için. Harbi umumiye restoranlarda, resmi kabullerde, mektep tartışmalarında falan girmiyorlar. Yani bir dünyayı tanıyorlar adamlar. Her şeyi biliyorlar. Onun için bunların farkı var. Akıllı bunlar. Coğrafya biliyor ezberi. Harita üzerinden değil. Eğer Mustafa Kemal Bey ve Kazım Bey, Karabekir, İsmet Bey bizim genelkurmaydaki haritalara kalsalar hapı yutarlardı. Çünkü Anadolu'nun teferruatlı haritaları İngilizlerde var, Almanlarda yok. Bu çok açık. Olsa da buraya vermez. Adam Saros Körfezi'nden çıkartacaklarını tahmin ediyor Liman von Sanders. Tam bir cehalet yani. Topografyayı bilmiyor. Öbürü biliyor ezberi hepsi. Onun için itiraz ediyorlar. Bu çok açık. Burada Vahdettin tabii tamamen karanlıkta, iyi yetişmemiş, hazırlanmamış bir padişah, yaşlı. Zaten birazdan bir reklam arası vereceğim, sonra Murat'a onu soracağım. Yani Vahdettin niye padişah i̇şte yapıyor? İşte aynı bizgenlik, Cihan Harbi'ndeki hatalarımız, yani Cihan Harbi'ndeki hatalarımız lafı insanların beynine girmiş. İyi niyetli adamlar, vatan ancak böyle kurtulur diyenler bile burada otur diyor. Birinin kalkıp oraya gitmesi için başka türlü bir cesaret ve akıl gerekiyor. Akıl gerekiyor. Kuru çılgınlık değil o. Bunu ben rütbesiz askerde bile gördüm. Ben 47 doğumluyum. 60'ların başında trenlerde gezerken rastlıyordum böyle mağlur gazilere, eski veteranlara. Yani anlatıyor. Çoğu komutanları da sevmiyor. Yani hatıraları çok menfi falan. Amca niye gittin dediğinde devlet senin aklın ermez diyor. Yani adamın bir mistik işte, devlet anlayışı işte var. Bunların hepsini bilmek lazım. Bunu ama devleti başka türlü yorumlayan kafadan. Her birisi kafa yerden anlıyor da ondan. Yani zaman zaman atılma oluyor. Ama zaman, çok açık. Bütün harbin sonunda Ankara'nın en çok düşman olduğu Dışişleri Bakanlığı'ydı. Yani Hariciye Nezareti, Osmanlı Hariciye Nezareti maalesef biraz da karışık kadrolar var. Birçok lise mezunu sefir vardır. Lise mezunu sefir o şöyle, o zaman lise mezunu olmak kötü bir şey değil. Alexander Benkendorf, Londra. Seans politik, seans bu okumamışlardır. Seans bu kim okuyor? Ya şimdi mesela Alexander Benkendorf var. Londra'daki Rus sefiri. Herif İngilizce konuşuyor. Rusçasında iş yok. Yani yani o kadrolar başka bir şey. Yani bir tanesi mesela Gorçakov yüksek tahsil çok yapmadı ki. İşte Pushkinski de okudu. Yani Pushkin'le birlikte. Bir iki kişidir onlardan. Hayır bir biz iki de değil. Cem şimdi kadro bu yok, kardeşim adam hukuk kalmamış. Okuyor. Ben sana söyleyeyim. Bir tanesi de kalkıyor gidiyor Roma hukuku doktorası yapıyor bilmem nerede bunların. Yani bundan iş bunu değil. Bunu bilmiyorum ki. Şimdi bu bakanlık şey kullanıyor bir kere. Çok miktarda adeta sözleşmeli memur gibi tamamıyla işte Türkiye'nin hizmetinde bulunun. Onu ben şeyden bu kadar olduğunu bilmiyordum. Hariciye salnamelerini bakınca gördüm.
bazı hatalarına ve yanılgılarına rağmen o çocuğunki Carter Finney'in iyidir o şeysi, araştırması. Şimdi maalesef şeyi bekliyorum, çıkmadı da. Asıl Sinan Kuneralp yazarsa çıkacak bir şey. O bu biyografileri falan inceliyor. Yani bu bence bir sebep değil ama Osmanlı Hariciye Nezareti Tanzimat'ta ne kadar parlak, ne kadar şaşalı bir yerse maalesef Sultan Hamit devrinde başlamış gerilemeye ve iddiatçılar hiç diplomasiye önem vermemişler. Bu onların bir noksanı, anlamıyorlar rolünü. Kim olsa yapar diye düşünüyorlar. Bütün yarımlar gibi. Ve sonunda da mütareke devrinde kötü bir imtihan verdi Hariciye Nezareti. Onun için çok fena tensikat var. Yani tabii en şimdi, çok tensikat alıyor. Hariciye Nezareti de biraz daha Batur Bey. Hariciye Nezareti başka bir şey tabii. O ayrı bir konu ama. Yani buna mesela akıl verecek adam yok. Buna akıl verecek adam yok. Merkezde kalan askerler bile padişahtan ya çekiniyorlar, gizli bir duvar koymuşlar araya, aman bulaşma buna diye. Veyahut dinlenmiyorlar, yoklar. Şimdi Murat'ın yani kitabından ben Vahdettin'le evet ilgili en net kitap, en büyük önemli. Evet. Murat'ın kitabında şunu görüyorum ben. Vahdettin asla bir şey değil. Ne diyeyim böyle o figür değil, evet. Kimseyle tartışan falan bir değil. Tam aksine mutlakiyetçi. Değil mi söylüyorsun? Hasreti var mutlakiyetçi. Mutlakiyet arzusu var. Mutlakiyet arzusu var. Arzusu ama mesela şimdi şöyle bir eleştiri de var şimdi. Sultanahmet'in şeydeyken, Abdülhamit'in şeydeyken, Selanik'teyken kendi bulunduğu yere gelince Yunanlılar bir silah çekelim, böyle bir terk edeceğiz burayı dediği yazılı hiçbir şey yok, söylentidir. Söylentidir. Kim ama yani Atatürk'ün bunu dediği. Sultanahmet'in. Sultanahmet'in silah gemisi gönderiliyor. Şimdi Sultan Hamit'e belki de demiştir. Belki şey yoktu. Hatıraları uydurmadır. Evet. Sultanahmet hakkında pek bir yani resmi yazışmalar hayır, dışında. Vahdettin'in onu bile dememiş olması Osmanlı içinde çok eleştiriliyor. Onu, o anlamda söylüyorum. Sen yok anladın. Şimdi benim yayınladığım hatıralarında Şahbaba'da orada bir sözü var. Hata ettim. Eskiden atalarımın taktıkları sarıklar kefenleriydi. Kefenimizle beraber sarığımızla Anadolu'ya gidecektik. Ama İstanbul giderdi diyor. İstanbul korkusu var bunlarda. İstanbul'un gitmemesi lazım. Gitmemesi korku var. Yani açık herkes açık de var. Hatta General Harrington'ın veya şeyin siyasi komiser neydi? İngiliz. Harold Harrington. Hayır o askeri şey. Askeri başkomutan o. Siyasi komiser vardır. Ambasador yok o sırada. Büyükelçi yok da evet. Komiser var. Komiser ya. İstanbul'daki komiser. İstanbul'daki. Neydi ismini unuttum. Aferin. Onun söylediği gidersen git dedi de hala yani ailenin anlattığı bana. Şeyden ha, Medya Sultan'ın oğlu kaçmaya kalktı. Yok değil. Hayır Vahdettin için. Vahdettin kendisi. Gidersen ha, İngilizler gidersen git diyorlar. Gidersen abi git ama Yunanlı orada. Getiririz demişler. Onu tekrarlamışlar herifler. Evet. Yunan ordusu bekliyor diyorlar. Biz evet, bıktık çünkü sizden gelecek. O tabii bir facia olur. Beklem. Tamam. Yalnız şeyi onu senden duydum. Sonra baktım doğrudur o. Fransa'yı depre diyor ki Yunanlara mı bırakacaksınız diyelim diyor. 50 binlik orduyu çekerim Çukurova'dan buraya, Klikya'dan diyor. Böyle de bir rezalet evet olmaz diyor. Ve oradan dehşete düşüyorlar. Yani vazifeni yapamıyorsan itilaf. Fransa depreninin değil o şeyin. Clemenceau'nun sözüdür, Lloyd George'un sözüdür. Clemenceau tam muhatap değil ki. Hayır, Lloyd George'a ettiği sözdür. Eğer evet diyor Yunan'a diyor öyle bir şey yapmaya kalkarsan diyor. Toroslar'daki güney o şeydeki Klikya'daki bütün Fransız ordusunu getiririm diyor. Ondan sonra şey yapar mısın böyle bir şey der. Zabıtlarda var o. Ha evet. Mondros'a der. Mondros'a. Hayır, hayır. Barış Görüşmeler. Barış Görüşmeler. Evet. Dörtler konferansında. Daha sonra dörtler daha önce o şeyde pardon. Sevr'den daha önce. Sevr'den sonra fakat Sakarya'dan sonra mı? Yaparım. Sakarya'dan sonra. Hayır dörtler konferansında. Dörtler Sakarya'dan sonra. Evet şeyden evet, yaparım diyor. Onun üzerine İngiliz planı işlemez. Yani bir yerde. İngiliz alsan Yunanistan'a vermek istiyorlar İstanbul'u. Ya bıkmış. Yani istiyor mu bilmiyoruz. Yunan ordusunu getirelim falan. Ha, Türklere şey yapmak için diyor. Ondan sonra ben de diyor Klikya'daki orduyu çekelim şey yaparım falan. Yapamazsın böyle bir şey yaparım dene diyor. Clemenceau mu diyor onu? Clemenceau Lloyd George'la konuşması. Bu büyük nutku atan adam.
Yani. Bir ara vereyim. Reklam için durmamız gerekiyormuş. Deriye ya bana diyor. Bakın. Devam et. Bu şey. Dur bitmedi daha. Dur bitti. Dur. Dur reklam. Bitmedi ama şey yapalım. Hadi reklam. Evet Ejder, aslında bu programda bu programı organize ederken niyetimiz İngiltere'den yola çıkarak bu değişimi konuşmaktı. Ama Murat Bardakçı'nın söylemediği lafların söylemiş gibi olmasından kaynaklanan nedenlerle onunla başladık. Bir kez daha burada Murat da buradayken söylüyorum. Murat Bardakçı, Sultan Vahdettin'in Atatürk'ü Anadolu'ya bir kurtuluş savaşı organize etmek üzere yollamadığını bir kez daha net bir şekilde söyledi. Defalarca yazdı. Bunu defalarca da yazdı. Bütün kitaplarında da var bu. Vahdettin'in hayatını anlattığı, hatıratına dayanarak anlattığı Şah Baba kitabında da böyle bir iddia yok. Yayınlayamam yasalar engel dendiği iddia edilen cümlenin yasalarla alakası yok. Aileye saygıdan bazı belgeleri yayınlamam. Yasalar engel demedim. Kanuni bir şey çıkabilir dedi. Kanuni bir şey çıkabilir dedi. Yoksa da engel var demedi. Gizli Atatürk'le ilgili Vahdettin'in söylediği herhangi bir cümle, bir şeyi saklıyor değil. Bunu da saklamıyorum diye net söylüyor. Lütfen herkes lafı ciddiyetle dinlesin ve ucunu bucunu koparıp da bağlamından dışarı çıkarmasın. Murat Bardakçı Vahdettin hain değildi. Zavallı bir padişahtı. Çünkü çok kötü bir dönemde iş başına gelmişti. Yapabileceği fazla bir şey yoktu. Hükümdarlığı da Bebek'le Aksaray arasındaydı. Bunun dışında herhangi bir yere hükmeyecek hali de yoktu. Evet, Atatürk'ün oraya gitmesi bir devlet operasyonu ama bu operasyonun bir parçası değildi. Vahdettin ve damat Benim. Onlar formalite icabı kendine götürülen belgeyi imzaladılar. İngilizler de onlara güvendiği için buna bu imzalardan ötürü seslerini çıkarmadılar. Anadolu'daki isyanları bastırmak ve silah bıraktırmak üzere Anadolu'ya yollandı diyor Murat Bardakçı. Aynı şeyi İlber Ortaylı da söylüyor. Yani ortada böyle bir Vahdettin bir Kurtuluş Savaşı başlattı, Kurtuluş Savaşı yönetti diye bir şey yok. Bunu söyleyen de bu masada kimse yok. Bir takım deliler bunu iddia edebilir ama o delilerin en azından delili yoktur. Murat Bardakçı delilli ve belgeli olarak bunun böyle bir şey söylemediğini bir kez daha tekrarlıyor. Murat, bir şey daha merak ediyorum ben. Yine senden okudum. Niçin Vahdettin, Sultan Reşat'ın ölümünden sonra niçin Vahdettin başa geçiyor? Çünkü veliahttı. Ama bir sürü veliaht var. Veliaht bir tane olur. Bir sürü olmaz, bir tane olur veliaht. Pardon, bir sürü şehzade var, özür dilerim. Veliaht en yaşlı şehzadedir. Şimdi, ama gidiyorlar ister misin diye soruyorlar. Tahta başa gidiyor galiba, değil mi? Şöyle oluyor. Sultan Reşad'ın veliahtı Yusuf İzzettin Efendi. Bravo. 1916'da intihar eder. Evet, bir iddiaya göre öldürüldü ama intihar. Öldürdü. Benim tahminim intihar. Çünkü bir ruhi problemleri var. Hatta Ali'nin çok güzel bir profesör Ali Şeyh'in çok güzel bir kitap çıkarttı yeni. Şey hakkında. Veliaht hakkında. Ve onun intiharından sonra Yusuf İzzettin Efendi'nin ikinci veliaht Vahdettin. Vahdi veliaht oluyor. En yaşlı şehzade adet odur. Adet o, evet. Sonraki de son dönemde adet odur. En yaşlı şehzade. Ve Sultan Reşad'ın 1918'de vefatından sonra Ağustos'ta tahta çıkar. Eylül, yani 2-3 ay sonra. Öyle bir şeydi. 2-3 ay sonra da Mondros Milanesi imzalanır. Yani savaşta Vahdettin yoktur. Bitmiş her şey. Ordular çekilmiş falan. Son 2-3 ay içerisinde vardır. Veliaht olduğu için gidiyor. Ama şey diyor, düşündüm kabul edeyim mi etmeyeyim mi diye diyor. Onu evet, onun hatıralarında ben yayınladım. Vahdettin o sırada Çengelköy'de, şimdi Cumhurbaşkanlığı çalışma. Vahdettin Köşkü'nde. Vahdettin Köşkü orada şey yapıyor ve Sultan Reşat'ın vefatından sonra Enver Paşa, Talat Paşa ve galiba Musa Kazım Efendi gidiyorlar. İşte haber veriyorlar, başınız sağ olsun. Taht sizin diyorlar. Charles gibi yapmıyor yani hemen. King Charles olarak Elizabeth'ten sonra bu gece bir istihareye yatayım diyor. Çünkü Vahdettin'in, Sultan Vahdettin'in bir İslami tarafı vardır. Ve tarikat mensubudur. Ve bazı konuları bilir ve yazmıştır da. O kadarını söyleyeyim. Şimdi bir istihareye yatayım diyor. Hayırlı olup olmayacağına ona göre karar vereyim diyor. Fakat diyor ki kendi yazdığı, benden sonraki sırada olan benden sonraki kişiyi hatırıma getirince
Hemen kabul etti. Abdülmecid Efendi, halife. Halife. Ama Dünür'ü. Kızının kocası. Kızının kocası. Babası, babası kaybeder babam. Ondan sonra kabul ettim diyor. Ve tahta geçer o şekildedir. Ve tahta geçişi... Peki niye mesela Abdülmecid Efendi'yi istemiyor? Sevmiyor. O çok uzun bir şey. Kimse istemiyor. Sevmiyorlar. Kimse istemez. Nasıl? Hayır, devlet adamlığı vasfı çok az. Tamam. Sanatçı. Sanatçı, bilgili yani. Yok, onun için değil, o şahsi meseleler, onlar ailevi meseleler. Aile. Şahsi mesele için saltanat hesabı almaz. Hayır. Yani Abdülmecid'in öyle bir yerde... Sevmiyor, Sultan Vahdettin sevmiyor. Sevmiyor, yani. Dünür'ü sevmiyor. Şey bu, sevmiyor. Evet, birbirlerini sevmiyorlar, Dünür bunlar ama. Yani. Ama başta çok iyi arkadaşlar, akraba, gerçi amca çocuğu bunlar ama... Evet, gençliklerinde beraberler, sonra buluşuyorlar. Ve tahta geçişi budur ama tekrar söyleyeyim, yani acizdir, çok hata yapmıştır. Yani İstanbul'un gitmesi endişesine kapılmıştır, korkusuna kapılmıştır. Eğer zaferden sonra meclise bir tebrik telgrafı çekip kabul etseydi çok şey başka olurdu. Çok şey başka olurdu. Ama bir de şu var, mesela Sakarya Madalyası çıkartıyorlar Sakarya'dan sonra. Sakarya Madalyası gönderiliyor Ankara'ya. Ama büyük zaferden sonra söylediği bir söz var. Hanedan hanendegan oldu diyor. Hmm? Hanedan hanendegan oldu. Hmm. Yani şarkı cümlelerinde kelime oyunu yapıyor. Farkında artık her şeyin bittiğinin. Aciz dediğim gibi. Bir de şey diyor, bu koltuğa oturacağım, bu koltuğa oturduğum koltuk neydi bir şeydi? Asıl o hikaye şu, söz şudur. Tahta değil kubura oturdum. Kubura oturdum, diyor. Bravo. Tamam. Kubura oturdum diyor. Ama mesela paratoner olup siperi sahike olarak diyor... Bütün musibetleri ve belaları ben çektim diyor. Fakat evet, hatıralarında Mustafa Kemal Paşa'yı Anadolu'ya göndermek gibi önemli bir vazifeyi yaptığım için iftihar ederim diyor. Ama şimdi o vazife kurtulmak için yani resmi hiçbir şey yok. Efendim 19 Mayıs operasyonu, Samsun operasyonu ile ilgili bütün evrakı yayınladım ben. Ha, yayınlamadığım tek tük evrak var tabii. İşe yaramaz şeyler. Yani tali konudaki. Var benim kitapta. Bir devlet operasyonunda. Operasyon devlet operasyonudur. Cumhuriyet gazetesi istediği kadar aksini iddia etsin. Gönlünden geçtiği şekilde, kalbinden geçtiği şekilde çürütemez. Devlet operasyonudur. Çünkü devletin her kademesinin yazışması var. Bu işi en iyi yapacak olan... Sevilen ve popüler bir paşa olan Mustafa Kemal Atatürk'tür. Hayır, tek kişi yok. O da yanlış bir şey. Tek kişi yok. Birkaç müfettiş gönderilmiştir. Ordu müfettişi. Zaten müfettiş göndermek karışıklık olan yerleri Osmanlı adeti. Cevdet Paşa gönderilmiştir, bilmem kim gönderilmiştir, geçmiştir. Daha evvelden Kuyucu Murat evet, Paşa. Kuyucu Murat Paşa. Peki, yani diğerleri de bir şey başlatabilir mi? Yani gönderiyorlar, bir bakın diyor. Bakın diyor. Cebidit yok, çok yetkileri var. Yani hoş bu ha, yetkileri kullanamayacak ama... Şimdi şunu söyleyeyim, efendim. Yetkileri var. Yani şey var, mahkum etme yetkisi var, cezalandırma yetkisi var, hapis yetkisi var. Yok. Eskiden müfettiş... Ha, eskilerde, ama eskilerde yok, var. Şimdi bu kullanamaz. Gene var, kullanamaz. Zaten şimdi, General Milne bu niye geldi diye rahatsız oluyor. Düşünebiliyor musun? Bir brigadiye general. Bu koskocaman paşa geldi, Osmanlı müfettiş paşası. Bunun ne işi var burada? Sormuştur, nota verip niye gönderdiniz diyor. İşte ben varım. Milne o sırada nerede? Karadeniz Filo Kumandanı. Samsun'da, Karadeniz. Karadeniz şimdi, dur araya girdi, unuttum söyleyeceğim. Girdim. Neyse. Girdim. Girdim. Başlamıştı. Şey, şimdi bugün gene yazmışlar. Şakir Paşa sadece mührünü basmış. Efendim Allah aşkına okuyun. Laf etmeden önce, ahkam kesmeden önce, birbirinden kıymetsiz fikirlerinizi sosyal medya çöplüğünde yaymadan önce okuyun. Yahu kardeşim, Şakir Paşa'nın imzalı metnini yayınladım. O mühürün ise Mustafa Kemal Paşa'da kalan. Orijinali devlet arşivindedir. Ve imzası vardır altında. Numan bin Şakir diye. Mustafa Kemal Paşa'ya verilen de o askeri tarih mecmuasının, harf tarihi mecmuasında yayınlananlar o değil. Devlet arşivinde şeyi var. Atase arşivinde, Genelkurmay arşivinde. İmzalı nüshası var. Yani diyorlar ki efendim Şakir Paşa
kendisi imzalamamıştı da bilmem. İmzalı kardeşim, okuyun. Dediğin gibi la çar 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 çar. Peki bir şey daha merak ediyorum. Bunu da söyleyeyim, bu konuyu kapatalım, diğer konumuza geçelim. Bir şey daha merak ediyorum. Rütbece, kıdemce Atatürk'ten Mustafa Kemal Paşa'dan daha kıdemli olan paşalar çok var. Çok var ve hepsi Mustafa Kemal Paşa'nın altında görev almayı, Anadolu'ya geçip altta görev alıyorlar. Hayır, gitmez. Ahmet İzzet Paşa'yı çok orada şey diyor, görev yerinde diyor. Görev yeri ama diyor. Orada yani burada değil. Samsun'da diyor. Samsun'da. Tamam, yer, Samsun'da. Efendim, Atatürk'e verilen salahiyet belgesi, yetki belgesi, bunu açıkça söylemek lazım. Her askere verilmemiştir. Çok nadirdir. Belki bir benzeri köprülere veriliyor. Mehmet Paşa'ya verilmiştir. Çok geniş yetkilerle gidiyor. İstemiş onları. Yani belli i̇stemiş, bir şey yapacağı istemiş. Ve Şakir Paşa öyle istemez bir şekilde mühür bastı falan filan değil. İmzası vardır. Var. Var. Ama geniş yetkilerdir. Peki, kapatalım mı konuyu? Kaldı mı da söyleyeceğim? Yok, kalmadı. Kapatalım. Ama tekrar söyleyeyim. Gerçi hoca söylemedi bilmiyorum ama yani benim kanaatimle hain falan değildir. Zavallıdır. Çok büyük yanlışlar yapmıştır. Efendim, bir de önümüze gelene biz hain diyoruz artık. Çok affedersiniz sevgili seyirciler. Eskiden kızımızı eşşol eşek derdik, şimdi hain diyoruz. Hain sözü eşşol eşeğin yerine aldı. Hakaretin yerine aldı. Maalesef oldu. Efendim, çay soğuk mu geldi? Vay hain çaycı vay. Bilmem ne oluyor hain. Ya bu kadar ucuz değil mi bu söz? Şerefsiz. Dünyanın hiçbir memleketinde bu kadar çok hain. Bizdeki kadar hayır. Geçmişine bizimki kadar küfreden başka bir memleket yoktur. Mareşal Petain Fransa'yı Nazilere teslim etmiştir. Ama evet, ihanetten mahkum olmuştur idama. Tamam, müebbete çevirdiler. Çok yaşlıydı. Bir kaleye kapatıldı. Ama bugün aklı başında hiçbir Fransız Petain haini demez. Ne diyorlar? Bir süre dendi. Sonra yavaş yavaş. Bitti sonra. Zaten bitti. Efendim, Türkiye'nin farkı o. Biz bir reddi miras içerisine girdik. Her şeye geçmişe küfrettik. Ama bütün devrimler bir reddi miras yaparlar Murat. Bir dakika. Tabii her, hepsi yapar. Hepsi yapmıştır. Cromwell dahil Avrupa'da hepsi yapmıştır. Ama kısa bir süre devam etmiştir. Evet, benim süre devam etmiştir. Bizdeki gibi 100 sene devam etmemiştir. Yunanlı'nın Türkiye'nin yani delirtmek için her türlü şeyi yaptığı bir dönemde kalkıp da Kurtuluş Günü'nde Yunan sözünü etmekten çekinmesi başka bir gibi bir hareket başka bir ülkede rastlanmaz. Ha zaten ama şimdi onunla ilgili ben de iki cümle etmek isterim. Şimdi doğru söylüyorsun. Evet, Yunan'dan bence de bahsetmeliydi. Şüphesiz. Ben sonrasında gerçi dedi ki Selçuklu da Osmanlı'da adımızdır dedi. O da bir sembolik bir şey yapıyorlar. Yok, sonra Tunç Bey de çıktı. Şey dedi ki bizim atamızdır. Selçuklu'yu da reddetmeyiz. Osmanlı da bizim atamızdır dedi. Ama dedi ben Vahdettin'le Fatih Sultan Mehmet'i aynı kefeye koyamam. Kusura bakmayın dedi. Haklı mıdır? Ne alakası ben Fatih Sultan Mehmet'i hiç kimse aynı kefeye koymam. Fatih Sultan Mehmet'ten sonra Atatürk'ler bana göre arasındakiler de önemlidir ama... Fatih'ciğim bir şey söyleyeyim. Ama bana göre. Fatih Sultan Celal'le falan yaptığınız programlarda da Fatih tamam. Fatih çok büyük adam İstanbul olmuştu ama... hakkında en az bilgi sahibi. Evet, az bilgi sahibi. Az bilgi sahibi. 6 Nisan böyle bir... Nereden çıkıyor bunlar? 6 Nisan kayıt bildiğini yok. Türkler söylemiyor. Söylemiyor Kritobulos yani. Söylüyor. Evet, hayır, Kritobulos söylüyor. Hayır ama yok Langus. Ama Kritobulos'un yarısına inanıyoruz bir kısmına. Hayır Langus diyor. Yani Fatih'in bildiği lisanlar üzerinde Türk cephesi muasır şey olan Tursun Bey bile pek ilgilenmiyor. Heriflerin yazmıyorlar ama Türk kaynaklarında yok. Yazmaz kardeşim. Tursun Bey şimdi affedersin Rönesans devrinde tarihçi olacak bir adam mı? Sorsan bizimkilere tarihçiliğin babalarından sayar. O bize göre. Yani orada bir hükümdar var. Orada bir İstanbul var. Orada bir kütüphane var. Bu adamın neyle ilgilendiğini bile yazmıyor. Bu bir biyografi değil. Bir portre değil. Padişah. Adı da Tarihi Ebu'l-Feth. Ebu'l-Feth'in bilmem nesine kadar tarif etmen gerekir. Yani. Şimdi ama kütüphane... Ölçü olursa ya. Hayır ölçü değil. Biblia mı? Bak, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika kardeşim. Ya. Kütüphanesi için monografi sormuyorum. Herhangi monografi. Bir Rönesans tipi Avrupa tarihçisi. Onu bırak Şark tarihçileri. Birini tarif ederken bu adam neyle ilgilenir? Edebiyatı nedir? Resim zevki nedir? Çocuk çoluğu nedir? Nasıl bir şeydir? Neleri bilir? Yazar. Bunlar için ilgisi yok adamın.
Yani Türk tarihçiliği dediğimiz şey, kusura bakmayın yani ne zaman geliştiği, ne zaman olduğu, ne olduğu tartışılır. Arada böyle istisnai fişekler var. Şeyle, uslubuyla verdiği şeyle, edebi değeriyle ama genelde bu bir historiografik bakımından şey bir biraz kusura bakmayın yani vaha memleket yani çölün ortasında vaha. Şimdi kalkıyorsun adam ne lisan biliyor. Ben bunu yabancılardan öğreniyorum. De Languski yazıyor. Bu İtalyanca bilir. Bu adam işte Yunanca bilir diyor. İyi öbürü Kritovulos diyor. Hadi Kritovulos iltifat etti. Öbürünün öyle bir derdi yok. Venedik valiyosunun adamı. Görmüş mü? Ha? Görmüş mü? Ya görmez olur mu? Herif İstanbul'da kardeşim yani. Görmüş mü? Neyi görmüş mü ya? Konmuş olur. Herif okuyor. Ya kardeşim biraz kütüphaneye gidin. Yani o Celal'in, Celal'in bastırdığı kitabı yani okuyan o hale getiren. İlber Demir'e söylüyorum. Ha? En zengin padişah kütüphanesi 3. Murat'tır. Hangisi? 3. Murat. Anladım orada 3. bir tane. Murat. Her dil var ya Hintçe bile var. Bırakın şimdi bana Hintçe envanter saymayı. Orada ben de bu laflara şüpheyle karşılıyordum. Fakat kitapları gördüm. Yani orada. O göstermez diyorum. Nereden göstermez? Ya 3. Murat'ın kütüphanesi daha zengindir. Hayır efendim onu tartışmıyorum. Yani adam ne okumuş bilir yani. Devletin tarihçisi o zaman demek tarihçi değil o. Kahvehanede kendi kendine yazıyor. Öyle şey olur mu? Vakanüvisler var ki bir sürü şeyi görmek zorunda. Hayır yazmıyor. Adamların merakı yok. Yani adam bir portre çizmiyor. Ve kitabın adı da Tarihi Ebu'l-Feth. Maşallah yani. Yani bunu birine Ebu'l-Feth demek için de biraz öbürleriyle mukayese edersin, bir şey yaparsın. Yani bunlar tarif edilecek şey. Mesela bu Batlamyos'un Atlas Mayor'unu adam kullandı Fatih. Bu çok açık bir şey. Bayezid için de bir şey söylenmiyor. Bayezid'in Çagatay'ca bildiğini bizim kütüphanenin Topkapı'nın tespitinden anlıyorsun. Hiç sen tarihlerde gördün mü? İkinci Bayezid'in hangi dili bildiği, neyle ilgilendiği böyle bir şey var mı? Onu hadi geçtik oraya 15. asır çok eski. Sen Kanuni'nin, Musiki'nin her türüsüyle ilgilendiğini bizim tarih kaynaklarında gördün mü? Var mı böyle bir yok şey? Yok öyle bir şey. Yok mu? Ne yok? Var işte. Olmasa adam niye gitsin de oradan Macar antefonalesini alıp gelsin ve şeyin kütüphanesini. Ya şimdi bak, şimdi bak. Kanuni, bak bir dakika, bak, yani. Bir dakika, bak. Yani Kanuni'nin müzikiyle alakası Murat, olsa... Murat, bak sen efendim müzikî otoritesisin, ya, dakika, onu biliyoruz elhamdülillah. Yok. Ama yani adam dakika, kalkıp dakika, da oradan antefonale alıp getirmez bu dilden. Ya Murat'cığım bak şimdi biz deminden beri orada ne anlatıyoruz? Antefonale okunacak o dönemde okuyamıyorlar. Okunmaz değil ki kardeşim, musiki mecmuası, Macar musiki mecmuası. Mutlaka adam onunla ilgilendi, çaldırttı. Zaten söylenenler de var bu kiliseye gider dinler diye. Onu bırak, onu da geçtik. Sen 19. asırda Abdülaziz'in Garp musikisiyle ne kadar ilgilendiğini kimden öğreniyorsun? Şimdi bu saatten sonra bir gencimiz neydi genç şeyin adı? Emre Aracı. Emre Aracı. Topladı ve İngiltere armonize ediyor bunu. Biz ne biliyoruz? Bu Abdülaziz güreş tutar, şişkodur, kuzu yer. Çünkü kütüphaneye gitmiyorsunuz. Abdülaziz'in eserleri üniversite kütüphanesinde Sultanahmet'in koleksiyonunda duruyor, Yıldız koleksiyonunda. Duruyor. Duruyorsa eserleri değil ki yaptığı şey. Resim var, musiki var. Bilmem eser ne. Bestesi diyor. Tamam var. Besteleri bunlar niye orada yazılmıyor? Herkes zaten kütüphaneye de gidecek değil ama efendim, yazılmıyor. Sultanaziz'in kusura bakma yani şimdi burada bir şey musiki tarafı çıkıyor. Hep yazılmıştı ve çalınmıştı. Böyle bizim eserleri. Hükümdarlar üzerinde yetki verirken bazı Fatih şeyleri merak bak, kimseye bir şey atamaz. Şimdi bak, adamdan abi, bana dakika, niye anlatsın canım şey yapmıyorlar Allah abi, Allah. Yapın, bu konunun dışında ya, bir şey. Sultan Aziz'in Allah yarabbim beni dinleyecek çalınır. Hiçbir yerde çalınmıyor. Olmaz olur mu İlber? Ya 40 senedir çalınıyor. Alaturkaları çalınıyor. Kendileri o kadar anlıyor çünkü. Alaturka anlıyor. Alaturka'yı seversin. Saygın da var. Tamam ama adam bir şey yaptıysa öbürünü de yazın yani. Bu bir rezalet değil mi bunu bilmemek? Adamın Avrupa seyahatinden bahsediyorsunuz. Çok uzun yıllar geçti ki Antem emperyalimiz olmadığı için Sultan Aziz'in kadrilleriyle falan heyeti karşılıyorlar Dover'da.
Marsilya'da, şurada, burada falan. Bundan niye bahsedilmiyor? Padişah'ın besteleri onlar. Batı tarzında. Yani böyle eksik biyografilerle birisi çıkmış oradan bir heyecanla, bir fen adamı yaptıklarını beni de şey yapıyor doğrusu. Çok ilgilendiriyor, neydi? Çok heyecana getiriyor. Sultan Aziz mi? Hayır, Abdülhamit'in şeysi. Abdülhamit diyorum. Fatih Sultan Mehmet. Albüm, harita. Şimdi onun hakkında çok eser yok. Yok, var da olsa ne olacak zaten. Sonra bu hükümdar hakkındaki çok eser, affedersiniz, sırf bizim yazdıklarımız değil yani. Başka sefaretler var, relasyoneler var. Oralardan bakılan kaynaklar var. Muhammedler Eroberer gibi hiç tutmadığım, dalavirası bol, eksiği bol bir eser, itiraf etmek gerekir. Oradaki kaynaklardan muasır Türk tarihçilerinin haberi olmamıştır. Hatta o sırada artık İtalya'ya falan arşivlere gidenler vardır. Hiç bakmamışlar ve bugün bile aslında bakılmıyor. Daha yeni yeni giriyorlar. Biraz da bilgiler için Roma'ya bakacaksınız, Venedik'e bakacaksınız. Orada bir sürü raporlar var. İber abi kim yani. Neye bakacak? Bak, Murat deminden beri burada diyor ki... Evet. Kurtuluş Savaşı'nın başlatılmasıyla Vahdettin'in alakası yoktur diyor. Hala neydi adamın adı? Yusuf Kaplan diye birisi. Diyor ki Murat Bardacı çok önemli işler yapıyor. Mustafa mugalata yapıyor. Vahdettin'e hain değildir. Kemal Paşa'nın gönderilmesi devlet operasyonu. Kardeşim devlet operasyonu Vahdettin'le alakası yalnız yok. Ben kardeşim. Size bir şey söyleyeyim. Ayıptır. Utanın ya. Utanacak. Anlatamazsın ya. Hayır, anlatamazsınız. Bir kere çok düşük bir tahsil düzeyi var. Maalesef. Yani tarih nasıl okunur, coğrafya. Bir kişi üniversitede yazın. Efendim? Üniversite hiç ilgilendirmez. Üniversitenin profesörü olsa ne olur yani. Sen bugün ben üniversitede insanlarda harita çizmeyi bilmiyorlar. Buraya getirip tarih şeylerini, kağıtlarını teşhir etme gibi bir merakım yok. Çizmeyi bilmiyor. Bir tanesi böyle yonca yaprağı diye Türkiye yapmış. Böyle bir diz çizgi çizmiş. Bu da muhtemel bir şey. Üniversitede. Yalnız. O çizginin bu tarafı Yunanistan ve bunun adı Akdeniz. Bu kadar. Bu kız daha ilkokul düzeyinde harita çizemiyor. Bunlar coğrafya bilmez bu millet. Bu tarih bilmez. Metoduyla okumasını bilmez. Yazılan tarih kitapları mizerabildir. Sefilhanedir. Bunlar çok açık şeyler. Yardımcı kitaplar çıkmıyor. Ben bunları onun için yazıyorum. Tamam mı? Bunları yazmak da hiç benim işim değil. 70 yaşına gelmişim. Başkalarının yapması lazım. Yapsınlar da görün. Bir şey söyleyeyim sana. Evet, bir şey bak, söylemek lazım. Kanuni en için. En mühimi bu bak, belki benim başımı derde açabilir, çok yağabilir ama vız gelir. Yapma öyle bir şey. Olur. Bu memlekette tarihe burnunu sokan ve bu gibi yorumları yapan ve bunları destekleyenlerin çok önemli bir kısmı da başka amaçların peşinde. Maalesef öyle. Yanlış, iyi tarif edemedikleri kimliklerin ve maalesef enstrüktif bir milliyetçilik, yani yapıcı, takdim edici bir milliyetçiliğin dışına destrüktif, arsız, tahripkar, bulaşıcı. Onu söylüyorum, hesaplaşma vasıtası yapar. Kim yapar tabii herif, çünkü senin için, sana makul olan ona değil. İki kesim de yapıyor, iller iki tarafta yapıyor. Yapar ne, iki taraftaki insanların kökenine baksana. Yani sen bu memlekette ciddi ve sağ ve sol olduğuna mı inanıyorsun? Sağ ve solun arkasında neler yatıyor? Ona bakalım. Bak, bu iş orada yatar yani. Çok kısa bir şey söyleyeyim. Kanuni şeyde. Yani neden adam kalkıyor da mesela siz kalkın gidin o zaman diyor. Ona acaba liberal ekonomiye ve düzene inandığından mı yazıyor? Yoksa kafasının bozukluğundan ve kendine bir kimlik aradığından mı yazıyor? Niye? Türklerin ırkı nedir diye soruyor adam. En yüksek yere gelmiş Türkiye'de neredeyse. Bu bir iktidar partisinin içinde falan. Verdim ya demin isimleri. Evet. Kalkıyor, bu Türklerin ırkı yoktur diyor. Sana mı sordum? Mustafa Şengel var. Yasin tabii. Ben Yasin sana sordum mu? Yasin Aktağ'a gel. Tabii canım, yani bunların arkasında böyle sağcılık, solculuk, liberalist, sosyalizm falan öyle şeyler yatmıyor. Bunların arkasında başka şeyler yatıyor. Yatsın, hakkıdır. Lakin kendini efendice, aktif, ilimle... Niye Avusturya, Macaristan İmparatorluğu'nun milliyetçi akımları her biri tonla eser yaratmış, kendini tanıtmış da bizimkiler kendi dilini bilmeden böyle saçma sapan
resmi tarihimizin diye, yok bilmem ne diye ana Türk tarihinin ilkelerine saldırıyorlar. Ben bunların üzerinde dururum. Yani bu çok önemli bir şey. Şimdi işte dediğim bence gibi, konumuza geçelim mi artık? Burayı bırakalım, burayı niye bırakalım? Kapatalım. Çünkü siz ne deseniz, biz ne desek, Murat ne dese, sen ne desem, ben ne desem, burada bu bir güruh var ki bunlar bu lafların ama işine gelen kısmını İlber'le alıyor. Ben de anlaşamıyoruz bu çok. Efendim? Senle birçok konu bizden, bak bir şey söyleyeceğim. Ha. Kanuni Avrupa'dan bir musiki grubu getirir. Getirir, ne oldu? Dinler, ne bu abuk subuk şeyler, postalar. Tabii ama getirmiş, dinlemiş işte. Merak ediyor, para da var. Öbürü belki öyle demedi, bir tanesi bak, daha başka şey dedi. Avrupa'dan gelen gruptan zevk almayan, Antifonale'deki eserlerden hiç şey yapmaz. Valla Avrupa'dan peki, nasıl bir grup geldiğini bilmiyoruz. Abdülhamit Avrupa müziği dinlemez miydi? Dinlerdi. Canım ayrıca bırak ben, 16. asırda Avrupa'daki musiki de, yani kusura bakma daha Vivaldi bile gelmemişti. İşte. Her şeyin bir devri var yani kuru, Avrupa müziği diye de sen oturup sabahtan akşama kadar Palestina'yı falan dinler misin bizi yani? Bizi andırır. Ha? O dönem Avrupa müziği. Palestina'yı dinler 15, misin? 15-16. yüzyıl Avrupa müziği. O kadar andırır. O dönem Türk müziğini andırır. Ha, biz işte biliyorsun aynı hocadan geçmişiz lisede, Palestina bilmem ne dedi. Ben çatak de arayıp arayıp bulup dinledim. Çatlak muallayım. Mualla Hanım rahmetli. Ne derdi? 900 sene fark var. 900 sene niye gerideymiş diye dinliyorsun. İyi de kardeşim Palestina'ya mı gelmişler 900'ün 400'ünde demeye başladık. Yani belli ki oradaki o patlama İtalya'dan geçmiş ve 300 senedir var Avrupa. Arkadaşlar ondan şimdi zaten memleketi herkes birbiriyle tartışırken sizin de sizin nüanslara tartışmanız bile memleket için iyi bir örnek değil. O yüzden bu konuyu kapatalım. İyi örnek değil. İyi örnek değil. Çünkü herkes sizin detay tartışmanızı muazzam bir fikir ayrılığı gibi algılıyor. Oysa siz başka detayları, bir şey başka bir şey Fatih, anlatmak mümkün değil çünkü bunu. En büyük eksikliklerden biri nüans önemi kalmadı nüansın. Nüans atlanıyor. Ama o zaten bu memlekette çok üzerinde durulan bir şey değildi. Bu kadar değildi. Bir tuhaf hali o. Bir çöküş halindeyiz ama ve bir toplum çöktüğü vakit her şeyle çöküyor. Her şey çöküyor ne yazık ki. Ve azınlığı çoğunluğu. Yani bazen çok çeker. İlginç şey detayları, yan dalları kovalayan insanlar da sen var. Sen yemiyorsun bunları değil mi? Hayır onları sen de yemiyorsun. Çok güzel. Yok şu peynirlisi güzelmiş. Peynirlisi çıkışta güzel bir şeyler yiyorsun. Onu yemem olur. Tatlıyı yemem. Tuzlu neyse geçelim mi kraliçe falan bahsedecek. Hı. Nereden kraliçe nereye geldik? Artık senin yüzünden oldu bütün bunlar. Kraliçe haftaya kalkıyor cenazesi. Onun işi yok. Haftaya işi vardır onun. Var mı işi? Toprağı bol olsun. Toprağı bol olsun. Sen kraliçeyle dostluğun vardı senin. Gezdirmiştin dostluk burada. Dostluk olur mu ya işte. Gezdirdin, ben onun resmi mihmandarıyım. Mihmandarlık yaptın. Evet. Kraliçeye rehberlik yaptın yani. Evet. Nasıl bir kadındı? Efendim sarıldığın öksüne bildiğini biliyor ve gayet meraklı ve edepli dinliyor. Çok saygılı biri. Yani bu çok önemli, medeni. Benim tıpkı gençliğimde mihmandarlık yaptığım ilk senelerde henüz alt orta sınıflara Türk turizmi inmemişken ziyaretçi olarak neye? Alt orta sınıflara Türk turizmi inmemişken biliyor musun? Yani meyhane grupları bütün hafta meyhanede buluşup bir hafta sonra Türkiye'ye gelirler. Onun biraz üstü daha var. Böyle gruplara düşmeden evvel Türkiye sadece çok meraklı insanların gideceği meçhul bir ülkeydi. O zaman böylelerini rastlarsın. Okur, bilir, bilmediği bir şeyi anlatırken de hiç sıkılmaz, dinler. Bunların başında maalesef Almanlar gelir. Yani onu da söyleyeyim. Doğruya doğru, eğriye eğri. Çok işte teferruat o. Ve mesela, peki mesela ne sordu kraliçe? Neyi merak ediyor? Ne anlattı? Şimdi kadın şey biliyor mesela. Benim bana verilmeyen bir dosya var. Yani birine... Mühim birine mihmandar yapılıyorum. Bana bir dosya verilmesi gerekir. Şunu yap, bunu yapma falan. Tavsiyeyle işte kraliçenin eli böyle sıkılır, böyle durulur falan. Az çok bildiğim, bilmediğimi öğrendim tabii. Ondan sonra şeyini, biyografisini okudum. İşte neler, renkler falan. Onlar çok mühim değil hepsi. Çünkü Gezi'de söylenmeyen çok mühim şey var. Neleri meraklı. Neleri biliyor? Herhalde atçılık ve çiçek böceği falan ötesinde jipin falan.
Baktık çok iyi kaligrafi biliyor. Allah Allah. Batı şeysiyle, kaligrafisiyle çok iyi biliyor. Ha, Batı kaligrafi. Topkapı kitap, Arap kaligrafisinin uzmanı olamaz tabii. Yani bizim Topkapı'da bir sürü kitap var biliyorsunuz. Öyle sırf Osmanlıca, Arapça, Farsça değil. Bir sürü dilde var. Bunlara baktı. Tesiple çok iyi ilgileniyor. Falan. Ve sorduğu sorular akıllı, iş bilen insan soruları. Saçma sapan soru değil. Yani bu çok önemli. Ve çok dikkatli bir şekilde bir Kur'an tilaveti için biri seçilmiş. Bursa Yeşil Cami'de. Tabii oradaki o vali maşallah berbat etti o işi. Şahabettin yani, Harp. Şahabettin Bey gitti kendine göre birini bulup getirdi falan. Ortalık birbirine yani bence çok çok ayıp bir şeydi o. Hiç unutmuyorum onu. Hiçbir zaman eski Türk idarecisinin bunu yapacağını da zannetmiyorum. Bu bir türeme. Hafız'da ne vardı anlamadım. Hafız'ın ismini artık vermiyor. Hayır neydi? Şeyi neydi? Niye beyan verdiği edin? Hafız. Hiç alakası yok. İlahiyattan bir hoca seçmiş. Bilmem ne. Ne ses var ne makam. Hiçbir şey yok yani. Hani vardır ya bir fıkra. Fransız sefirine atfedilir. Sefir bir camide bir Kur'an tilaveti dinliyor. Çok duygulanıyor. 40 altın verin diyor. Molla'ya diyor 40 altın veriyorlar. Birkaç zaman sonra bir tane daha dinliyor. Berbat bir şey. Buna diyor 80 altın verin diyor. Olur mu ekselans deminkilerine geçen yine 40 buna 80 veriyorsun. Bu beni diyor dininden çıkartıyordu, bu döndürdü. Onun gibi bir şey işte. Ya yani tam oydu yani, Allah vermesin. Kibarca dinledi. Kendine göre bir stili var ve o stili yaratmak için, yaşatmak için, yaymak için de onu yapar saraylar. İngiltere sarayı her zaman mal satan bir ülke çünkü. Kendisi reklamcılık yapar. Manken gibi de kıyafet değiştirdi o yorucu seyahatte. Bu müzeye geliyor. O zaman bununla 80 yaşının üstüydü. Gidiyor haldır küldür bir saat ara veriliyor. Ya bir saat dinleniyor bu falan demene kalmadan tamamen değişik bir şeyle gemiye geliyor. Ama öyle yetiştiriyor. Ama öyle değil herkes canım. Bu öyle böyle yani kadında böyle bir hava var mesela. Bu çok önemli bir şey. Bir disiplini var, günlük disiplini var ve yaşadığı hayattan da belli ki bu kadın İngiliz orta sınıfının değerlerini muhafaza ediyor. Artık kaybolmakta olan değerlerini. Orta sınıfın. Mutlaka bir etkisi de olmuyor. Orta sınıfın yaşam biçimi, efendime söyleyeyim düzen biçimi, vekar vaziyeti diyelim yani bizim namus dediğimiz şey. İlkeleri çok önemli. Yani her toplum bununla ayakta durur. Her yerde böyle fırlayanlar vardır, her yerde düşenler ailesi vardır. Ailesi de ha? Nasıl vakarda oldu ailesi? Ailesi işte o düzenden çıkıyor. Herkesinki çıkıyor. Herkesin. Amca da çıkmıştı zaten o düzenden. Herkesi ama onun yaratacağı sıkıntıyı önledi. Ben 80'lerin başında Oxford'da böyle bir iki haftalık mı ne bir şeye gitmiştim. Konferanslı seminere. Tabii orada İngiltere'yi görüyorsun bir muhiti. Anketler dolaşıyor. %50'ye yakında antimonarşi. Evet. Bak. Sen yani görüyorsun. Çok ilginç o. İlber Bey kendisine cami gezdirirken. Orada bu... sen birini telefon aradın. Kimi aradın hatırlıyor musun? Efendim? Camideyken birine telefon açtın. Kimi aramıştın? Orada kimseyi açtığımı hatırlamıyorum. Ben o telefonu kullanmıyorum. Evet hatırlıyorum. Ha? Ben hatırlıyorum. Kim o? Bunu aradım. Ha ona bir şey sormuşum. Evet. Ha aferin sana. Ne sordum biliyor musun? Tabii ki biliyoruz. Yeşil Cami'nin duvarında benim yerini unuttuğum bir şey vardır. Yazı vardır. Nasıl o şey orada çaktırmadan siyaset yapıyor Tebrizli usta. Evet. Hanedanı ondan ilgilendi kraliçe. Evet. İlgilendi. Biz seni seviyoruz. Onun için dedim ki ulan bu nerede bu falan dedim. Seni, sordum. Seni televizyon seyrediyorsun. Canlı yayındaydın. Canlı yayındaydın. Sen telefonunu çıkardın ki seni arıyor dedim. Ha. Yok ulan beni de arayacak dedi. Telefon çaldı. Ve çaldım ve sen de orada izah ver. Evet. Tabii canım. Pendaş. Tabii ya. Ne güldüm ya. Pendaş sistem kerinki sistem bağmenkert.
Davgerdene o bemendu bemen. Yerini bile bilmiyorum. Bu neredeydi mihrabın falan. Mihrabın sol dedi. Sağ üst tarafında. Şey bulan da haber veren de Abdülbaki Hoca'ymış. Onu da zikrettik bak. Ne kadar ama kadın 100 bin kilometre ötedeki bir bilgiyle böyle ilgilendi. Gözünü kulağını açıp. Yani bu tabii İngiliz orta sınıf entelektüelinin, orta sınıf insanının saygısı, vaktini kendine göre iyi kullanması ile ilgili. Sen kraliçeyi orta sınıf mı diyorsun yani? Orta sınıf değil ama orta sınıfın değerlerine hitap ediyor. Bir hükümdarın, bilgisi. Bir devlet adamının bilgisi. Bilgisi de ona göre. Orta sınıf değil mi? Tabii kadın diple giderken bozulursa inip tamir ediyor. Kaç kişi var çok öyle. Çok şey yapılır çünkü entelektüel düzey. Ata biniyor. Nasıl binileceğini biliyor. Kovboyla bindi değil mi? Ronald Reagan'la. Efendime söyleyeyim mesela o arada bu şeyi yayıldı her yere. Komşunun geyiğini vurmuş. Onun hukukunu evet. Veriyor parasını sayıyor. Komşu arada geyiği vurmuş aşıkta. Ondan sonra efendime söyleyeyim biriyle nasıl konuşacağını biliyor. Biriyle nasıl atlatacağını biliyor. Bunun amcasıydı. Atatürk'e gelen amcasıydı. Ha? Atatürk'ü ziyarete gelen. 8. Edward amcası. Evet. Amcası. Onun tabii atılması dul garibiyle evlenmesinden değil. Almanlarla göbek atarsan seni harcayabilirler. Dulkarının da Almanlarla şeyi var biraz. Dulkarının da gene dul olması değil diyorum. Almanlarla da münasebeti var biraz. Evet, bu aptalın da vardı. Bak yalnız şunu şimdi açıkça söylemeli bak, lazım. İmler. Fransa'nın faşoları da dahil bir Alman düşmanlığı vardır evet. Biliyorsunuz. Güzelmiş. İngilizler hakikaten güzelmiş. Yani... Almanya'da ırkçılık diye bir şey yayan eser katiyen Mein Kampf falan değil o çek geç geldi yani. O üstüne oturdu. Hugh Seton Lloyd mı? Lloyd değil Watson diye biri. Wagner'in damadı. Hmm. Bu kitap 150 baskı yapmış. Yani en lüksünden en pahalısından şeyine kadar var. Ve bütün Almanya bunu okumuştur 19. asırdan beri. Yani Lloyd George denen herif Kartal Kayası'na gitti Münih'te. Döndü huşu içinde Führer'i methediyor. Yani bu çok yaygın bir şey. Churchill'de 1930'ların başında ortasında Führer'e sahip olmak ne büyük bir şans Almanya için demiyor mu? İşte onu yok Lloyd George dedi. Lloyd George mu dedi? Churchill karışmaz öyle şey anlasın. Hangi Churchill dedi? Churchill. Olabilir mi? Alman devlet başkanı. Evet. Ne dedi? Fatih söyledi, ben demedim. Yok ben öyle hatırlıyorsam gibi. Churchill dedi gibi. Lloyd George. Churchill ona karşı çıktı. Çünkü zeki adam. Bunun amcası. Şey. Evet. 8. Edward. 8. Edward. Zekiz. İstanbul'a geldi. Şimdi hayır. Atatürk'ü ziyaret etti. Şey beraber gezdiler. Kadınla geldi biliyorsun. Madame Simpson. Ama orada yok protokolda. Şimdi müsaade et. Ya yahu dur müsaade et. Muzaffer abi vardı ya rahmetli. Salih Bozoğ'un oğlu. Muzaffer abi o sırada teknede. Ne? Evet biliyorum. Teknede. Kral gelmiş, tek başına karşılamışlar, şey yapılıyor falan. Atatürk majeste demiş, madam demiş sizin teknenizde yalnız o da gelsin deyince adamın dedi. Gözleri parladı abi. Çünkü ilk defa bir başka devlet başkanı kadını kabul ediyor. Ha. Dedim ki niye yaptı bunu dedim. Şey yaptı dedim, oğlum dedi. Herkes dedi diplomatik manevra zanneder ama dedi babam dahil herkes... Paşam şu karıyı görsek bir şey yap falan diye meraktan çağırıyor. Muzaffer abi mi anlattı? Muzaffer abi. Bu herif takımını da yani çok şey. Buradaki şey herkes de kendilmiş. Tamam Atatürk'ün silahşörlerine de saygımız var ama lütfen kimse haddi hukukunu aşıp. Ne var bunu haddi hukuk aşmakla ama yani? Hatıra yazarlar. Kılıçeli bile hatıra yazdı. Estağfurullah. Zaten benim bu Altemir Kılıçaç orada çok büyük saygım doğdu. Yani Altın babasını hiçbir şekilde abi. İnsanlar yani bir sırası gibi yok met etmek evet, falan yok hakikat yok. Yok dedi bu böyle böyleydi böyle böyle yaptı dedi. Şımardı diye yazdı açıkça ben çok şey yani bu böyledir hakikaten yeri vardır bu ben şeye karşıyım Atatürk devri diye bir ara böyle 50 kuruşluk kitaplar vardı hani hatırlar mısın şöyle küçük cep sen doğduğun yıl çıkardın. Sel yayın evi. Aferin ha. Ha.
Sağ ol ya. Tabii ya. Demin onunla... kütüphaneye gitmez okunuyordu bana, sağ ol. Neye? Hatta soruyorum gidip okuyayım. Abi senin o kitapları bakman lazım. Yeah. İtalya'ya. Hangi kitapları diyorsun sen? Demin benim bahsettiklerime. Fatih. İtalya'ya. Tabii canım. Fatih'in kitapları. Ya kardeşim, Bavyeralı hödük bir adama Fatih'in eserini yazdırdı bu millet. Yani daha bunu söyleyecek bir şey yok. Babinger. Babinger. Franz Babinger. Evet. Yani Bavyeralı dar görüşlü bir adama ve pekala da bazı numaraları da olan bir adama orada dipnotsuz falan yazmış, evet, eseri çıkarmış. Abartmalar yapmış. Gönderilmemiş şeyi müsveddeyi mektup diye tanıtıyor, doğru, insanlara. Böyle bir adama... Sen mi senin yanındaki? Ebu'l-Fethin tarihi. Yok, İngiltere yani. Bu. İngiltere'de bu. Ebu'l-Fethin, ben kırmızılı hatırlamıyorum. Ebu'l-Fethin tarihini yazdıran bir millet bu. Yani bu, ben tabii ısmarlayıp da yazdırmadık ama oraya kadar beklediler. Bilmem ne, ayıptır yani, olacak iş değil. Onun için lütfen tarih dediğin zaman bu ya Osmanlı tarihi, bunun yarısı Avrupa'dadır. Ve Avrupa'nın bütün arşivlerini de karıştıran insanlar gene bizden evveldir. Hammer karıştırdı ama asıl Zinkaizen karıştırdı. Atatürk biyografisi yazılmadı bu memlekette. Memlekette yazarlar. Yazılabilir. Merkez kendine göre yazacak. Pardon, sen de yazdın. Çünkü oynak bir tarih. Oynak bir tarih. Yani herkes bir tarafına bakacak. Yani bir Macar müteklikinin yazdığı tarihi ben nasıl yazayım? O adam bakışını. Hı. Çok enteresan bir şey. Ben ne bileyim. Şey, Miller mesela bir bakışı var. Nerelerden aldıysa ona kimse ulaşamaz bizde yani. Zinkaizen'i bizim Erhanlar yayınlattı. İşte ona ben onu dedim ki çevirin bunu dedim. Çevirdi. Çeviriyi kontrol edemedim. Bir de Yorga'yı yayınlattı. Kullanmıyorum. Yorga'yı. Kendini kullanıyorum. Yorga'yı yayınlattı. Tekrar dönsek mi şu hanedana? Siz böyle alıp öyle gidiyorsunuz bir yerlere. Bir hanedana dönelim mi? İlber abi gidiyor tabii ki. Ne yapalım hanedan bizim? Altemir Kılıç'a geldim adam. Altemir Kılıç'a geldim. Şeyi soracağım. Osmanlı hanedanı, şimdi Avrupa'da hanedanlar arası evlilikler çok moda. Osmanlı hanedanında böyle bir şey olmuş mu? Girişim var mı? Avrupa'yla. Oldu. 15. asır 16'ın başına kadar oldu. Sonra olmadı. Biz de tıpkı bütün Şark, Orta Şark imparatorları ve Ruslar gibi Roma kanını almakta da şey yapmadık, tereddüt etmedik. Yani bu mühim. Peki 19. yüzyılda, 18. yüzyılda? Yok. Olmadı. Biliyorsun şey gitti. Bir rivayet vardır, birini istediler Victoria, falan. Victoria torununu dayamak istedi bizim vahşeye Murat Efendi. Acaba? Beşinci, doğru. Acaba? Bu hariciye nazırı çıkıyor. Victoria biliyorsun dinin pek dinlemeyen bir kadındı, evet, yani. Protestantize bir tipti daha çok. Yani, Britanya kilisesine... Seyis'in ismi neydi? Ha? Seyis'in ismi Mr. Brown? Evet, kaba saba bir herif. Brown değil mi? İşte o biraz ayıp tarafa giriyor. Niye? Bak hani ben talebeyken Viyana'da dizertant mı kollegiumda, bırak sınıfı yani doktora şeyinde böyle masanın etrafındayız. Sisi'nin aşk hayatı hakkında soru sormak, hemen çaktım ki çok ayıp, çok aşağılık bir davranış. Kendi imparator şeyleri. Tabii yok, şimdi artık halk eserlerinde bile yazıyorlar. En küçük prensesin Andraşi'den olduğunu, değişti dünya. Değişti. Onun için bu Seyis hikayesi de böylece çıktı. Yoksa hiç tekinilmezdi. Ama şurası bir gerçek tabii. Bazı şeyleri biliyoruz. Osmanlılarla bu gelin gelmez. Çünkü Abdülaziz çık çık çık. Tövbe estağfurullah. Niye dedi? Tahmin farklı olabilir. Birincisi Victoria'nın kızları ve torunları. Çok kapalı anlatıyorsun. Vals yapıyorlar. Bir İngiliz prensesle Şehzade Murat Efendi, sonra 5. Murat. Çok kıyak yapıyorlar. Efendim? Kıyak yapıyorlar. Veya polka, güzel oynuyorlar. Şeyi çağırıyor, Havciye Nazım'ını. Biz burada diyor, aynen söyleyeyim mi padişahın sözünü? Söyle. Biz burada diyor, şu karıyı şöyle bıraksın diyor. Bu karıyı bıraksın diyor. Şu karıyı söyle bıraksın diyor. Padişah mı söyle böyle? Valla onu nereden, onu okumadım seyahatnamede, öbürünü okudum. Şeyde çok güzeldi. Peki Sultan Aziz'in Öjen hikayesi durumdur Murat?
Doğru tabii. Tabii ki doğru. Yalnız biliyorsun Ojen'i için bu telegramlardan bile belli. İki kere İstanbul'a uğranmaz. Yani bir toplantıda bir kere vals yapılır, ikinci kere aynı adamla yaparsan... Vals de mi sanırım? Şeye girer. Vals gibi bu da iki kere İstanbul'a uğranmaz. Her bir şeyin bir usulü var. Kadın şeye giderken gemiyi çevirip İstanbul'a geliyor. Hayır. Kahire'ye giderken uğrayacaktı, evet. Uğradı. İade-i ziyareti evet. O yaptı. Kahire'den bir daha gelirken uğranır ya. Mı? Adam demiş ki Paris La Tansal İmparator istiyor canım yani. Ne yapsın ha? Şimdi aile peki, anlatır. Doğru mudur Sultan Aziz'in kürek çekerek şeye gittiği? Kürek çektiği değil ama elinden tutuyor. Alafranga Zevat senin gibi çok bayılıyor Galatasaraylılar. Çayırda durup böyle bakıp. Nasıl bakıyorlar? Ha? Nasıl bakıyorlar? Alafrangalar çayırda diye bayılıyorlar. Ya beni gösteriyorsun, hocayı gösterin. Ne? Yani işte sonra bu biliyorsun bu çok ciddi bir ilgi de olabilir. Çünkü Abdülaziz Efendi şehzadeyken öğrendi. Padişahken gerçekten o devre göre boylu boslu, gerçekten enteresan işte bir müzisyen, ressam falan, pehlivanı boş ver. Yani bunlar Petit Napolyon'da yok mu vasıflar? Yok yani. Üçüncü, saba saba. Üçüncü Napolyon'da. Şimdi yani üçüncü Napolyon'da Eugène'in kocası. Benim aileden dinlediğim diyorlar ki karı geldi gitmiyor Eugène'i. Gitmez. Bir gün Valide Sultan rastlamış. Şeyden. Sultan Aziz'in annesi. Annesi. Hep karışma. Pertemniyel miydi? Pertemniyel. Pertemniyel. Karı demiş, senin kocan yok mu? Gitsene memleketine. Devrim böyle. Yanında da mütercimler, hanımlar var. Kes geldi demiş. Ne dedi? Ne diyor? Zerafetinizden, cildinizin güzelliğini her gün daha da güzelleştiğini söylüyor. Hayran olduğunu söylüyor demiş. Merci prenses demiş kadın da onun şeyden. Fakat seneler sonra çok... Tekrar yaşlı. Gelmiş yaşlıyken. Sultanahmet zamanında gelir. Geldi. Ve şeyi görmek istiyor, çocukları görmek oğlunu istiyor. Oğlunu görmek istiyor, Yusuf İzzettin Efendi. O idare eden veliahtı. Evet. İçeriye girmiş Yusuf İzzettin Efendi, boylu postlu bıyık. Babası gibi. Ah demiş kadın, niçin ah çektiğini bilmiyoruz diye yazıyorlar. Vay be. Ya. Sonra dedikodular var, biliyorsun şeyden dolayı Sultan... Napolyon, Petit Napolyon'un bazı münasebetsiz çapkınlıklarından dolayı bir hastalık olduğu ve kadının tamamen hayatını durdurduğu. Onun için bu ilişki anladığınız anlamda devam etmedi diyorlar. Ama şurası bir gerçek, vesikalardan böyle bir hayranlık var. Kimde? Sultan Abdülaziz'in Victoria tecvizini... reddetmesindeki sebep bence Victoria'nın kızı Wilhelm'in annesidir. Kaiser Wilhelm'in. Kocasına hiçbir saygısı yoktur. Oğlan da sevmez anasını o yüzden. Ve galiba Mabeyinci ile arası çok iyiymiş daha. Kimin? Baba hastayken anasının. Romanya kraliçesi bir prensesti gene Victoria'dan ama maşallah yani son derece hızlı bir ayak. Böyle şeyleri herhalde Sultan Abdülaziz Han da duyuyor değil mi efendim? Operatör adı Romanya kraliçesine. Nedir? Silva, Carmen Silva. Carmen Silva'nı libretosunu okusan onun. Carmen Silva. Fakat o ondan sonra iyi bir kraliçe oldu. Çok kamu hizmetlerine evet. İyi hizmet. Yani o da İngiliz. Yine bir ara vereyim sonra devam edelim. Az vaktimiz kaldı ama devam edelim. Şeyi de soracağım. Bu hanedan karışıklıkları İngiliz hanedanı, Yunan hanedanı mı, Alman hanedanı mı ne oluyor? Hepsi nasıl Alman, öyle? Hepsi Alman. Hepsi Alman değil mi? Bir ara vereceğiz. Hepsi Alman değil. Ya Danimarkalı herifler. Bu da... Durun geri döndük, yayındayız. Muratcığım bir şey merak ediyorum ben. Bu Avrupa hanedanının hepsi böyle akraba mıdır? Yani şimdi mesela hepsi değil. Bu İngiliz hanedanında Yunan kanı var, Alman kanı var, Danimarka kanı var. Ona bakarsan Habsburglarda da şey var. Fransız kanı var, Bourbon. Hepsi birbirine girmiş bunların. Hayır, Abdotriş mesela 13. Louis'nin karısı, 14. Louis'nin annesi. Ondan sonra bir nikah daha var böyle biliyorsun. Marie Antoinette 16. Louis'in son. Habsburg. Yani dolayısıyla hapishanede ölen de yani son
Bourbonlar da tahtta kalan. Ya kızına idam ettiler. Kim? Kadın ses çıkartmadı hiç. Ha yok, o hükümet şey hükümet o. Zaten onu ölüme gönderir gibi göndereceksin. Evet. Bu çok önemli. Kızının kafasını kestiler. Anasını... Savoy Hanedanı. Ha. Evet. Savoy Hanedanı İtalyanların, o herkesle akraba. Yani sıkılmasalar İran Şahı'yla da olacaklardı. Molla niye peki mi? Bu şey adetten midir? Adettir. Çünkü evlilik siyasi nüfuz getirir. Mesela Olimpia, değil mi? 14. Louis'nin genç kralın sevgilisi. İki çocuk birlikte büyümüşler. Gidiyorlar hallamur. O zavallı küçük kız, düşün yani 17 yaşında mı ne? Amcası olacak Mazarin başbakan. Bir sabah diyor ki seni diyor Prens Savoy'a vereceğiz diyor. Hmm. Eyvah diyor, bayılıyor. Çünkü İspanya'dan prenses getiriyorlar 14. Louis'e. İşte sana gene oradan bir şey. Onlar ama artık... Monsieur'yu biliyorsun sen. Ha? Monsieur. Evet. Louis'nin kardeşi, 14'ün kardeşi. Evet. Şeyler, Orleans'a Monsieur'dan geliyor. Evet, öyle. Monsieur'ün torunları. Böyle şey ya, ama Fransız. Mesela İngiltere Rusya'yla hiç akraba olmamıştır. Fakat buna karşılık Çar'ın, bütün Alman hanedanları hepsi bu taraftan. Ama Nikola'nın karısı torunu? Victoria'nın torunu. Victoria'nın torunu son Çar'ın. Ama Hesse-Darmstadt olarak. Aa tabii. Anglikan kilisesiyle alakası yok. Bir Hesse prensesine benim yüzüm kızardı, bir soru sordu. Ne dedi? Ne dedim? Nötr müsünüz dedin. Onu kocası dedi, bana sordu. Prensese sordum. Dur şimdi anlatma. Ben tarihçiyim. Büyük bir problem. İyi de herkesin içinde. Ne herkesin içinde diyeceğim. Kısır sen kadar bilmem ne sende şey var. Kimler vardı şimdi, konuştun mu beni? Aa, cevap verildi, steril hale geliyorsunuz dedi. Der. Prensese sordu. Şey var ya bunlarda, Çar'ın oğlunda falan, o neydi? Çar'ın torununda hemofili var. Onlarda var hepsinde. Vardı. Vallahi böyle soru zaten Çar'ın kimseye bile sorulmaz. Çariçe'nin yeğeni. Çariçe'nin yeğeni. Siz nötr müsünüz? Yani sizde çıkmıyor da çocuğunuz olmuyor. Çocuğunuz oluyor. Hayır efendim, olmuyormuş. Allah Allah. Efendim mesele bu değil. Bütün hayatım boyunca bu safsatayı dinledim. İşte kadın geldi de bitti de nasliye nektrostola tarım. Ama tahtın veliahtı böyle doğdu da. Ortalık karıştı da, o Rasputin yanlış çıktı mı? Da bilmem ne. Bir görüş. İşte her şey bir şey oldu. Biz de Rusya yıkıldı. Buralarda sürünüyoruz. Hep bunu dinledim. Fransa'da, New York'ta, şeyde. Başka neden yıkıldığını hiç tahkik etmiyorlar. Bundan yıkılmışlar. Ve bu bir soru değil mi yani? Bu maalesef akılsız bir idarenin koskoca bir memleketi batırması. Peki nasıl İngiliz hayranı bu kadar Almanlaştı? Ne oldu? Şimdi efendim zaten Kraliçe Victoria büyük büyük annesi bu kadın Hannover hanedanıdır. Nasıl geldi Hannover söyle. Albert devleniyor, çok detaya girmeyelim. Yok Albert yok. Bir Hannover nasıl geldi biliyor musun? Bu kafaların kesildiği ihtilal, Cromwell var ya. Artık Hannover hanedan da akraba şey sonlarla şeyle, o Windsor'la şey Tudor'la geldiler oraya, oranjlarla falan geldiler oraya, çavet edildiler. İngilizlerin esprisi, heriflere sen kralsın dediler, onlar da inandı diyor. Geliyor, İngilizce bilmiyor herif, kabine toplantısında sıkılıyor. İşte, yani kurtuldu kabine, kralın mevcudiyetinden. Yani Victoria, Albert'le evleniyor malum, Saxe-Coburg-Gotha. Evet. Çocuklar artık, Hannover bitiyor, Saxe-Coburg-Gotha oluyorlar, yani evet. Victoria'nın çocukları. Ama dünya harbine girdikleri vakit, Birinci Dünya Harbi'nde... Almanya ile savaşıyor. Hanedan Alman. Hanedan Almanlık meselesinden çok... Şeyi değiştirdi işte. Saxe-Coburg'dan gelen yapma bombalara atıyorlar İngiltere'nin. Orada isim değişiyor. Windsor'un. Yalnız şey mesela Edward... Bunu şey bugün yaptı. Şey söyledi senin arkadaşın. Kim? Pelin. Bunu iyi okumuş. Program ortağın senin. Ha? Pelin Batu. Program ortağın. Senin yapım program ortağın. Evet. Onun eski, senin yeni program arkadaşı. Yeni program arkadaşı. Bunlar ikisi büyük şeyler yaptılar. Kızı ağırlar bir şey. Erhan'la ikisi kızı bu doğduğuna pişman ettiler. Erhan yaptı, Erhan yaptı. Ha, sen, şey, sen çok masumdun yani. Ha. Hep korudun. Melektin sen, için. Sen melektin.
Neler yaptınız? Benim son derece hanımefendi iyi. Son derece yetişmiş. Vallahi iyi dayandı size. Evet. Demek ki bunun adı Elizabeth oluyor diyor. Edward ondan sonra aldı, Winston yaptı. Ne oldu? İsmi. Hanedanı Winston yaptı. Winston'a çevirdi ya Saksikomu Gotha'yı. E çünkü Edward kral mıydı o zaman yoksa kraldı, artık Deja 5. George muydu? George çevirdi. Edward dedesi zaten ihtiyarken kral olmuş zavallı. Efendim bir de öldü tabii onun için. George Sank. Paris'te George Sank Oteli var ya şimdi. Otel tabii cadde. Çünkü oradaki barda devamlı kralken orada oturuyor. Bir gün arkadaşlar oturuyor barda. Bunu bizim şehzadeler anlattı. Bir sarhoş gelmiş. Monsieur demiş. Böyle tuvalet krala. Kral dönmüş. Şuradan gidin köşeyi dönün. Kapıda centilmen yazar gene de girin. Girin. Ha gene de gene de girin. Benim krala kenefter diyor. Anyway diyor girin. Anyway. Peki bunlara bu kral şimdi şöyle bir şey mesela bu işte İlber Hoca demin dedi ya işte kraliçeye şöyle davranacaksın dediler. İşte böyle ben okudum öğrendim araştırdım zaten bildim ama bilmediğini öğrendim. Bunlara hakikaten bunu hayattan kopuk mu yaşıyorlar Murat? Çünkü sen bunların çoğunu tanıdın yani işte ne bileyim Fransa kralı yani Fransa kralı olması gereken Fransa adam kralı senin dostundu. Resim satar geçiniyordu. Hmm. Ama onlara yine kral gibi davranıyor. Fransa kralı el alemin girdiği pub kısmında Paris'te pub değil de orada bistro kısmında oteli lüks de olsa gidip böyle sabahtan akşama kafayı çekerse böyle de olur. Kontöpari. No. Kontöpari. George Saint'ten bahsediyor. Bu krala götüren George Saint. Ha George Saint gidiyorsun pardon. Kontöpari istediğini yapar. O zaten o sırada kral değil. Kral değil ki. Vatandaş, ama yine de vatandaş hep yani bunlar mesela dünyayı bilmezler mi? Fransa'da bunlara Monseigneur demiş. Monseigneur evet. Yani Monseigneur efendi hazretleri mi efendimiz mi ne oldu? Vallahi sir diye krala diyorlar. Sir dediği sir derler. Monseigneur. Monseigneur hayır Monseigneur galiba kralın kendi değil de hayır. Daha Pretender, alttaki yani hanedan üyelerinin. Tahtı olmayan. Tahtı evet, Kontöpari şu anda Monseigneur'dur. Monseigneur evet. Monseigneur. Yani kardinallara verilen şey titülat. Bir de şeyi söyleyeyim. Orleanların hanedanının bir özelliği var. Hanedan reisi, bu babadan oğula geçen bir şey. Yani belki çok kişi yapmaz. Felaket medyum oluyorlar. Ne? Medyum. Kontöpari bir akşam dostlarımızla bir yemekteydik Paris'te. Blue Elephant, bu şey lokantası, Thai lokantasında. He. Bunlar Kontes'le beraber, yani Kontöpari'ye sevgili seyirciler, Fransa kralı Paris kontudur. Kontöpari Paris kontu. Mesela Papa Roma kardinalidir. Ama Papa denir. Roma episkopu. Episkop yani. Arhiyeviskop. Efendim şey, Kontöpari Paris kontu Fransa kralı demektir. Bunlar Kontes de Paris ile yani kraliçe olacak. Kraliçe konumundaki hanımıyla bir transa geçtiler. Masayı oynatıyorlar, şey yapıyor. Fakat meğer Fransızlar alışıkmış buna. Aa Monseigneur dediler, celse yapıyor, espritizma. Millet toplandı başımıza. 13. yüzyıldaki bir Rosicrucian bir şey kalesine gittiler. Oradan tebliğ verdiler, uyandılar. Transa girip konuştular, ettiler, sonra uyandılar. Buna da aile özelliği. Yeni zenginler şato falan alıyorlar. Bunları şatolarına davet ederler. Kontöpari'yi. Orada mezar bulsunlar diye. Veya hazine bulsunlar diye. Ve bulurlar. Ben rahmetli Filiz Hanım'a dedim ki ya şu bizim dostumuzdur. Getireyim. Masrafla birisini ödetiriz bir yere. Evet. Topkapı Sarayı'nda transa girsin bunlar karı koca bir şeyler bulsunlar. Sen deli misin dedi. Hazine avcılarına mı saldıracaksın saraya? Sakın dedi, öyle şey olmaz. O da inanmış sana bak. Yapma. Yapıyor ya. Rahmetlinin böyle şeyleri çok yapıyor, inanıyor. Biz gözümüzle gördük. Olabilir. Eh. Şimdi tabii bu hanedan meselesinin bize girip çıkan yanı. Balkanlarda Osmanlı'ya İsyanlar var biliyorsunuz. İsyan biz diyoruz, milli ayaklanma. Peki bunların bayrakları biliyorsunuz İtalyan irredantizminin yani Risorgimento'dan evvelki Manzini tipi
diaspora revolüsyonerlerin bayrakları. Yeşil, kırmızı, beyaz. Yunanistan'da bu, Bulgaristan'da bu, hepsi. Yunanistan'ınki kaldı. Kalmadı, gitti. Öbürü kaldı. Çünkü işçi diye gelince bir cumhuriyet denemesi yaptı Yunanistan. Kapodistria ile yürümedi. Adamı öldürdüler ve karışıklıktan Otto geldi. Yunanistan, Bavera prensi. Alman, Yunan kralı da Alman. Büyük hanedanlar gelmeyecek buraya. Yani Habsburglar, işte o Hanoverlar, Fransa, Bourbonfarmalar falan, Osmanlılar, Romanovlar. Güçlü gelmeyecek. Büyük hanedanlar gelmeyecek. Gelmeyecek. Bunlar geliyor. Tabii Almanlar oluyor otomatikman bir sürü. Ve bu adamlar buraya geldiler. Tabii herif Yunanca'yı, eski Yunanca'yı biliyor. Ve bakanların layihalarını düzeltiyor kırmızı kalemle. Tam kaçık. Yani eski Yunanca bilmiyorsunuz diye. Orduda Bavyeralılar var. Yunan kuvvetlerini küçümsüyorlar. Yani şeyler çok sinirlendi buna tabii. Yunanlar. Yerli Yunan generalleri falan. Ve burada bir isyan koptu. Atina henüz onların değildi biliyorsunuz. Bizdeydi. Ondan sonra Atina'ya da geçildi. Ardından Bulgaristan'da aynı şey oldu. Cumhuriyetçiler bertaraf edildi. Battenbergler geldi. Nihayet Romanya'da da Hohenzollern'in bir yan dalı, Sigmaringen diye ilave edilen onlar geldi. Sırbistan hariç onlar yerli beyleri idaresinde kaldı. Karadağ ve Sırbistan. Bu böyle bir şey. Bizde bu Saks-Coburg-Kolta dediği işte son Bulgaristan çarı oydu. Simeon. Yunanistan başına da geliyorsunuz. Ama Otto anası gitti. Şeydi onun. Danimarka Simeon geldi. Simeon anası İtalyan kralının kızıydı. Tabii İtalya'dan aldılar İtalyan kızı. Tabii. Şeyin Savoylar'dan geldi. Tabii. Şeyde Battenberglerde şeyden Otto gittikten sonra Danimarka hanedanı geldi ve oradaki o George büyük de bir küstahlık yaptı. Ortodoks ülkeye protestan olarak geldi ve onu öyle muhafaza etti. Onu biliyorsunuz yani. Bu iş böyle bitti. Buralarda Balkanlar huzursuzluğa sevk edildi çünkü kraliyet yaramadı. Peki sürer mi bu hanedanlık? İngiltere'de sürer. Sürer mi? Sürer. Sürer. Ne demiş kral? Ya çünkü İngiliz hükümeti geçenlerde okudum şeyde 100 milyon poundmuş. 123 milyon pound yıllık maliyeti. İngiliz hükümetinin maliyeti ama getirisi daha fazla. Milyarlarca pound. Ya ticari olarak daha iyi diyorlar. Cenazesinden bile para kazandılar. Değil mi? Her tören bir şey getiriyor. Milyarlarca pound. Evet. Yani o bu asalet pazarlaması yaparak büyük bir şey kazanıyor. Hayır evet. Yani Amerika'da bir de şu var ama musun? Bir de şu var. Hiçbir yerde seçime girmiyor sizin kraliçe diyorlar da anlamıyorlar. Şimdi ama şöyle bir şey var. Onu da söylemek lazım. Mesela hiçbir şekilde hiçbir kral çok daha bütçeleri düşük İspanya'nın falan ama bunların İspanya kalır mı? Ha? İspanya devam eder mi? Ha, onu bilmiyorum. Galiba akıllar olursa eder. Akıllı olurlarsa ederler. Ama bu Charles'a da bir tepki var da özellikle bu hareketleri çünkü falan. Çünkü ama şey yapmıyorlar. Bak Don Juan, hangisi? Carlos sevilen. Çeşitli hareketleri özellikle çok eleştiri başlıyor son evet, zamanlarda gibi. Evet Doğan, Doğuş'ta. İmza sırasında. İmza sırasında sonra yine bir şeyler var. Kadar. Nerede? Hangi bu şeyde sen çok haklı. Bak şeye dikkat et. Ha dur ya onu yazacaktım ben arkadaşlar istediler Yavuzlar. Ben bilmiyorum. Adam haklı. Şimdi şurada duruyorlar. Evet. Hepsi. Adam konuşuyor. Burada imza alacak masa var. Sandalye burada. Evet. Şu ay Allah şu diyelim ki hokka nerede bu pardon? Masa üstünde hokka ve David bu hokka. Sandalye burada. İngiliz'in yapmayacağı bir şey bu. Hokkayı buraya koymuş. Evet, önüne koymuşlar tam. Hokka burada durur. Kendi itemiyor mu mesela? Nasıl? Kendi itemiyor mu onları? Yaptı şöyle. Götür bunları dedi. Elinde kağıt var adamın. Dişini de sıkması Allah belanızı versin bir bunu bilmiyorsun. Bunu beceremediniz. Bir şunu beceremediniz. Düz gerçekten bir çocuk. Şey. Demek ki çok düzgün bir çocuk. Kim? Charles öyle yetiştirilmiş. Şimdi bu ilginç. Mesela bakın bu
bu hanedan bu parayla... Bir Müslüman falan oldu derler çağırıyor. Hayır, yok, o öyle Müslümanlığa bilgili. Bilgili, evet. Bilgili adam. Kamu hizmeti görüyorlar. Yani mesela ya, müzeler... Adam. Mesela şey. Müzeler, mesela bir takım şeyler bunların bütçesine bağlı. Bu İspanya'da falan bu yok ama bütçeleri... İngiltere'de içtiğin süt ve yediğin peynirin çoğu çalsındır. Ne? Onun şirketinde. Öyle yapıyor. Ama yani şey... Efendim bu 70'lerin sonunda 80'lerin başında Kaptan Cousteau ile Prens Charles'ın Müslüman olduğunu iddia etti. Evet. Kaptan Cousteau ve Prens Charles Müslümandır diye bir palavra attılar. Çünkü bizde maalesef muhafazakar kesim önemli isimleri, yabancı isimleri Müslümanlara bayılır. Hiç alakası yok adam. Yani çok fazla misyonerliğin bu ucuz tarafı var. Cihat ile değil de böyle gitmesi gibi. Cehaletle, evet. Yani cihattan yok bu peki yani. Sen şey... Otto Bey'i tanımadın değil mi? Otto von Hobbes. Var Otto Bey diyor bak. Adam veliaht. İyi olabilir çok. Topla görseydim ne diyecektim? Hoheitliche Gnaden. Şimdi kısa bir şey anlatayım. Şimdi anlat bitireceğiz galiba çünkü Derya oradan ufaklıyor. Rudolf von Habsburg. Şeyin, Sita'nın oğlu, Otto'nun kardeşi. Bunlar Kuşadası'na geldiler. Kuşadası'nda kısmete geldiler. Geliyor. Rahmetli Hümeyra Hanım'a. Ve alışveriş yaptılar. Hayır, akşam Hümeyra Hanım yemek verdi. Gayet resmi, siyah hava. Temmuz, Ağustos falan yanıyor. Nesrişah Sultan, Hanzade Sultan, Dürüşevaz Sultan hepsi orada. Rudolf da orada. Gayet resmi ve soğuk bir yemek. His Highness, Her Highness öyle hitap ediliyor bir bölümüne. Derken biraz sonra Nesrişah Sultan gereğini yerine getirdi. Beyler rahatlayabilirler dedi. Oh dedik, ceketler çıkartıldı gene ama papyon ve şey gömlek. Derken Otto, Rudolf von Habsburg yani kardeşi, Hümeyra Hanım'a siz hükümetten dedi mallarınızı alabildiniz mi dedi. He. Ne gezer dedi Hümeyra Hanım. Rudolf ah bu cumhuriyetçiler dedi. Bütün resmiyet bitti. Rudolf nesli diyor. O şekilde başladı. Aa, sonra biliyorsunuz ertesi günde pazara çıkıp sahte O değil. O değil miydi? O bir Avrupa ülkesinin kraliçesi. Kraliçesi. Ama mesela Kraliçe Elizabeth kısmette kalmıştır. Evet. Sahte çanta. Akdeniz'in en güzel yarı. Tişört pardon. Akdeniz'in en güzel yarı. Saraya da atacağım dedi. Bayılıyorlar bunlara dedi. Neyse bitirelim bugün. Bitirelim. İlber Bey'e de uykusu geldi. Tabii ben denize geliyor kabahat böyle. O kadar davetten sonra. Neler yedin? Ne daveti ya? Biz orada yarım saat oturduk. Hiçbir şey yemedim ben. 500 liralık lahmacun yemiş sevgili seyir. 500 liralık ya lahmacun yemiş İlber Hoca bu akşam. Ona biz de diyorlar. Bunu burada mı konuşuyor bu? Kapatıyoruz. Yayındayız. Bir kez daha söyleyeyim. Murat Bardak bu programda Murat Bardakçı şunu çok açıkça söyledi. Dedi ki Sultan Vahdettin'in Kurtuluş Savaşı'nı başlatmakla uzak yakın ilgisi yoktur. Atatürk'ü... Öyle bir lafı da etmedim. Böyle bir lafı da asla etmedim. Hiçbir zaman etmedim. Mustafa Kemal'in Anadolu'ya gitmesi, Anadolu'daki isyanları bastırmak ve İngilizlerin öfkesini azaltmak içindir. İngilizler İstanbul'a Yunan kuvvetini getirmesinler, Anadolu'da başka bölgeleri işgal etmesinler diye silah bıraktırmaya gitmiştir. Ve bu nedenle yollanmıştır. Ama devletin içerisinde, padişah dışında, Osmanlı içinde birileri Anadolu'na bir hareket başlatmak gerektiğini düşünüyorlardı. Devletin kendisi böyle bir şey düşünüyordu. Ama Vahdettin bu işin bir parçası değildi. Sadece formaliteyi tamamlanması için tayin belgesi imzalanmıştır ama imzalatılmıştır ona. Fakat bütün yazışmalar, kararlar, her şey... Atatürk'ü koruma kanunu ilgili olarak da sakladığım herhangi bir şey yok. Her şeyi yazdım. Benim yazmadıklarım, söylemediklerim sadece ailevi meseleleri ilgilidir. Bunları yazmadım dedi. Doğru mu? Doğru. Bunun dışında sakladığım herhangi bir bilgi de yoktur. Her şeyi lütfen yazdım. Yazdıklarımı ve söylediklerimin başını çarpıtmayın. Çarpıtmayın, kesmeyin. Başını alıyorlar, sonunu alıyorlar. Bir de benim ağzımla böyle şeyler yazmayın. Böyle bir şey demedim ben. Belki de en iyisi dava etme bunları şimdi. Efendim? Belki de dava etme. Dava? Dava. Nerede? Çöplüğü nasıl dava edeceksin? O da onlara saygısın. Valla işte 10 küsur yani şimdi bir şey burada açık açık anlatıyorsun. Yusuf Kaplan hala Murat Bardakçı böyle dedi diye. Yusuf Kaplan kimdir?
Yeni Şafak'ta yazıyordu. Hala yazıyor mu bilmiyorum. Bir siyasal İslamcı birisi. Bir vatandaş. Seni sevmiyor mu? Yok, sever. Tanışmıyorum. Murat'a saygıları vardır. Muhakkak. Tanımıyorum. Tezler bu hafta da bitirdik. Yarın akşam benim yine programım var. Bloomberg'te. Yarın akşam görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hadi.